Diyorum. Merhaba herkese. Ben Mücahit Candan, Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Mekatronik Programı'nda öğretim görevlisiyim. Aynı zamanda da Güneş Enerjisi'nde doktora öğrencisiyim. Danışmanım da Mete hocamız. Ben bugün 1945 ile 80 yılları arasında olan gelişmelerden bahsedeceğim genel olarak. Benim için buranın anlamı uzay yarışı ve mühendislikteki gelişmelerin çok sık olmasıyla nitelendirebilirim. Genel olarak ben yaklaşık 5'er yıl olarak parçalara bölerek bir sunum hazırladım. Bu yıllar arasında olanları bir seri şeklinde yazarak bahsedeceğim herkese. Bu şekilde anlatacağım. 1945'te bildiğiniz gibi geçen hafta da değinilmişti. Atom bombası deneyi yapıldı. Sonra ilk bilgisayar, transistör ve holografinin keşfiyle gelişmeler yaşandı. Dünya Sağlık Örgütü'nün ilk toplantısı Birleşmiş Milletler tarafından yapıldı. Sonra çok önemli bir buluş olan radyokarbon tarihleme işlemi yapıldı. İlk atom bombası geçen hafta da bahsedildi ama yine tekrar edelim. The Trinity ismi verilen New Mexico'nun Alamogordo ilçesinde patlatıldı. Bu bomba da plütonyum atomunun çekirdeğinde gerçekleşen fisyonun neden olduğu zincirleme nükleer reaksiyonda güç elde edildiği ortaya çıktı. Yani bu doğrulandı, bu tahmin ediliyordu. Bu deneyle doğrulandı. Saniyenin 16 binde birinde 200 metre yüksekliğe ve 12.600 kilometre genişliğe ulaşan şekilde görülen mantar bulutu oluştu. Bu patlama yaklaşık 25 kiloton TNT ile eşdeğer sayıldı. Öyle bir kuvvetliydi ki şu aşağıda gördüğümüz trinitin adı verilen çöl kumunu cama çevirerek trinitin adı verilen mineral oluşturdu. Sonrasında 1946'da ENIAC, Electronic Numeric Integrator and Computer adı verilen 30 metre genişliğinde 27 tonluk bir dev bilgisayar yapıldı. 1955'e kadar hava durumu tahmini, nükleer bomba etkilerini simüle etmek için bu bilgisayar kullanıldı. Aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusu da ay yüzeyinde radyo sinyallerini geri yansıtmayı başardı. Bu projeye Ay Tanrıçası Diana adını verdiler. Bu projeyle 2. Dünya Savaşı'nda Ay'a radar sinyali gönderdiler ve 2,5 saniye sonra bunu okumayı başardılar ilk kez. Periyodik tabloda boş kalan yeri prometyum elementiyle doldurdular. Bu keşfi Oak Ridge National Laboratory'de Amerika'daki kimyacılar gerçekleştirdi. 1947 yılına geldiğimiz zaman Hava Kuvvetleri pilotu Charles Yeager roket beslemeli Bell X-1 aracı ile 13 kilometre irtifada 1062 kilometre bölü saat 1 kilometre bölü saat olan ses hızından daha hızlı uçan ilk insan oldu. Uçtuğu araç da şurada şekilde görülen Bell X-1 aracı. 1947'de İngiliz mühendis Dennis Gabor holografi icat etti. Böylece iki boyutlu yüzeyler üzerine üç boyutlu yansıtmaların nasıl yapıldığını gösterdi. Bu da derste öğrencilerine gösterdiği görselin aynısı. Onu da buraya ekledim. Ve en önemli keşiflerden biri olan transistör. 1947 yılında William Bradford Shockley, Walter Hauser Brattain ve John Bardeen tarafından New Jersey'deki Bell Labs'ta dünyanın ilk transistörünü geliştirdiler. Bu alet elektrik devrelerindeki anahtar gibi davranabilen veya bir kuvvetlendirici olarak kullanıldığında sinyalin yani elektriksel işareti güçlendiren bir elektronik devre elemanıydı. Burada bir sağ tarafta büyük olarak gözüken bunun bir replikası, solda da daha küçük versiyonu bir insan eliyle birlikte nasıl gözüktüğü bulunuyor. 1948'de Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü ilk kez toplantı yaptı. Bu toplantıda hastalıkların yani sağlık sistemlerinin iyileştirilmesi için ve hastalıklara karşı birlikte mücadele etmek için kararlar alındı ilk defa. Bugün Dünya Sağlık Örgütü çok aktif. Takeha kuşlarının daha önceden nesli tükenmiş olarak biliniyordu. Ama 1948'de Doktor Geoffrey Orbal tarafından daha önceden nesli tükenmiş olduğu bilinen takeha kuşlarının uçamayan versiyonları
Tekrar Yeni Zelanda'nın South Island bölgesinde, Güney Adalar bölgesinde keşfedildi. 1949'da ise daha önceden evrenin ismi, evrenin oluşumu ile ilgili bir teori daha önceden bahsedilmişti zaten bir önceki sunumda da. Bu ismi ilk kez Sir Fred Hoyle büyük patlama yani Big Bang adını BBC'de bir radyo programında bu ismi kullanmış ilk kez. 1949'da bir radyo programında Big Bang adını ortaya atmış oldu böylece. BBC'de bir radyoda bunu söyleyerek. 1949'da Amerikalı fizikçi Philip Hench kortizon isimli hormonu romatizmal eklem iltihabı hastalığından muzdarip olanlarda iltihaplanmayı azalttığını keşfetti. Aynı yıl Percy Julian laboratuvarda kortizol yapmanın ucuz bir yolunu keşfetti. Burada da kortizol molekülünü görüyoruz. 1950 ile 54 arasında uzayda önemli keşifler aslında yapıldı. İlk hidrojen bombası, biyolojideki önemli gelişmeler ve ilk pratik güneş hücresi ortaya çıktı. İlginç icatlar da var. Mesela barkod gibi. Yine bu dönem içinde gerçekleşen. Oort bulutu adı verilen güneş sisteminin dış çeperinde bulunan bir yer olduğu tahmin edilmişti. 1950'de Hollandalı astronom Jan Hendrik bazı kuyruklu yıldızların güneş sisteminin en dışını çevreleyen buz parçacıklı buluttan geldiği fikrini ortaya atıyor. Bugün biz bu buluta Oort bulutu adını veriyoruz. Oort bulutu dünyanın güneşe olan ortalama uzaklığının 20 bin ile 100 bin katı arasında bulunuyor. Şurada da skala olarak görüyoruz. Şurası 1 ise burası 1. 20 bin ile yaklaşık 100 bin arasında bulunan kısım. ...1951'de ilk ticari bilgisayar satıldı. İlk bilgisayarın adı The Ferranti Mark 1, Birleşik Krallık'taki Manchester Üniversitesi'ne, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Univac 1'den önce, Univac 1 zannediyor ama bu daha önce satıldı. Mark 1, o 600 tane 10 basamaklı çarpma işlemini 3 saniyede yapabiliyordu ve bu araştırmalar için kullanıldı. Bu bilgisayar ayrıca ilk satranç oynayan programı yürüten bilgisayardı. Ses çıkartma komutu ile ilk defa ses çıkartabilen, ses çalabilen bir bilgisayar oldu bu. Aynı zamanda bunun HUD diye bir komutu vardı. Bu komut girildiğinde ses de üretebildi. İlk defa bilgisayardan ses üretildi böylece. 1951'de farmakolog Gertrude Elion ve George Hitchings tioguanini geliştirdi. Bu ilaç ile ilk kez lösemi tedavisine yardımcı olabilen bir ilaç geliştirmiş oldu. Bu ikili daha sonraki yıllarda 6-MP adında başka bir ilaç geliştirdiler. Günümüzde de lösemi tedavisinde hala bu geliştirilen 6-MP ilacı kullanılıyor. 1951'de Britanyalı kimyacı Rosalind Franklin, iş arkadaşı Maurice Wilkins ve Raymond Gosling ile birlikte DNA liflerini ilk kez X ışınları altında görüntülediler. Bu da onların yazdığı makaleye alıntı yapan bir makaleden alıntı. Şu şekilde görüntülemişler DNA liflerini. Sağda ve solda skalası da var. 1952'de ilk hidrojen bombası testi Marshall Adaları'nda Enewetak Mercan Adası'nda gerçekleştirildi. Bu bombaya EV Mike adı verilmişti. Ardında 50 metre derinlikte ve 1900 kilometre genişlikte bir krater bıraktı. Ve 40 kilometre yüksekliğe ulaşan bir mantar bulutu oluşturdu. Mantar bulutu stratosfere çıktı. Muhtemelen bu birkaç yıl boyunca da orada kalmıştır. 25 kilometreye geçen her şey stratosferde farklı rüzgarlar olduğu için dünyayı dönüyor. Muhtemelen o yıllarda bazı yerlerde nükleer artıklar bulunmuştur. 1952'de Amerikalı mucit Bernard Silver ve Norman Woodland barkodun patentini alıyor ilk kez. Barkod siyah çizgi serisinden oluşuyor. Bu çizgiler tarandığında belirli bir sayıya dönüşüyor ve bu ilgili ürünün numarası oluyor. Ancak bu patent 52'de alınmış olmasına rağmen 74'e kadar hiç tanıtılmadı. 74'te de ilk defa solda gördüğümüz Juicy Fruit
isimli sakızın şekerin şeker veya sakız emin değilim arkasına basıldı ilk barkod. İlk kara kutu dediğimiz uçuş kayıt cihazları kara kutu adıyla bildiğimiz uçuş kaydedici Avustralyalı David Warren tarafından icat edildi. İlk cihaz uçuş aletinin okumalarını ve kokpit seslerini kaydediyordu. Kaza durumlarında veya havayolu olaylarında olayların analizini uzmanlar tarafından yapılabilmesini sağladı. Uçak kazalarının kısaca nasıl oluştuğunu ve havada neler yaşandığını böylece biz öğrenip bunları engelleyecek teknolojiler geliştirebildik. 1954'te Amerikalı cerrah Joseph Murray tarafından ilk başarılı organ nakli gerçekleştirildi. Burada ikiz kardeşinin Richard Herrick'e tek yumurta ikizi olan kardeşi Ronald Herrick'ten alınan böbreği nakletti. 1954'te çok enteresan bir olay gerçekleşti. İlk defa kayıtlara geçmiş insana meteor çarpması olayı Alabama'daki evinde oturan Ann Hodges'un başına gelmiş. Evinde kafasına meteorit düşüyor. Hatta şurada da evinin fotoğrafı var. Nasıl düştüğü ve kadının ne yazık ki üzerinde vücudunda oluşan yara. Kadın da ölmüyor böylece. Bu da düşen meteor. 1954'te o güne kadar gelmiş geçmiş en büyük aşılama çalışması yapıldı çocuk felcine karşı. 1,8 milyon öğrenci çocuk felcine karşı aşılandı. Bu aşı Amerikalı virüs bilimci Jonas Salk tarafından bir önceki yıl geliştirilmişti. Bu hastalığa neden olan virüsün adı da polio virüstü. Polio virüse karşı Amerika'da genel bir aşılama yapılmış oldu ilk defa. 1954'te yine üzerine ışık düşürdüğünde elektrik üretmeyi Einstein keşfettikten sonra ilk pratik güneş hücresi Amerika'da Bell laboratuvarlarında geliştiriliyor. Fotovoltaik etkinin üzerine. Bu hücre fotovoltaik malzemeden yapılıyor. Bu malzemenin içinde elektronlar güneş ışığının enerjisini emiyor, atomlarından ayrılıyor. Böylece malzeme üzerinde bir elektriksel akım şey oluşuyordu. Bu da onun reklam görseli. Bunu bulabildim internette reklam olarak, görsel olarak. Yani 1954'te bugünkü fotovoltaik panel modüller hayatımıza girmiş oldu ilk defa. 1955 ile 59 arasında çoğu mühendislik üzerine olmak üzere bir de önemli bir paleontolojik gelişme var. Bunlar gerçekleşti. İlk defa bu doğada gezdiyseniz eğer başınıza gelmiştir şu bitki, bu bitkiye Löşlek adı veriliyor. Löşlek tohumlarındaki dikenlerin kıyafetlerine yapışmasıyla George de Mestral yeni bir bağlanma ve tutunma sistemi icat etti. Ve bunun patentini aldı. İsviçreli mühendis 1955 yılında. Daha sonra bu firmaya bir firma kurdu bunu üretmek için. Bu firmaya Velcro adını verdi. Bu bildiğimiz bugün bizim cırt cırt dediğimiz şeyi üretiyor. Buna yurt dışında Velcro diyorlar hala. Karşılıklı delik ve diken şeklinde yapılar birbirinin içine sıkışarak bağlama işlemi yapılıyordu. Bugün de hala çok sık kullandığımız ilginç bir icat. İlk televizyon kumandası 1955 yılında Amerikalı elektrik mühendisi Eugene Polley adı The Zenith Flashmatic olan ilk kablosuz televizyon uzaktan kumandasını geliştirdi. TV üzerinde 4 köşeye 4 adet alıcı fotosel koydu. Daha sonra bu fotosellere doğru bir kumandayla ışık demeti gönderdiğinizde hangi kenara ışık gönderdiğine göre kanal değiştirme işlemi, ses kapama, televizyonu açıp kapatma işlerini yapmayı başardılar. Dolayısıyla ilk televizyon kumandası şöyle bir şeydi. Bu da onun reklamı. 1956 yılında ilk hard disk IBM tarafından 305 RAMAC bilgisayarı için üretildi. 1,72 metre boyunda ve yaklaşık 1 ton ağırlığındaydı. Kapasitesi ise sadece 3,75 megabayt idi. Dönem manyetik diskler üzerinde veri saklamaktaydı. Hard diskin adı The 350 Disk System olarak o zamanki adıyla almışlar hard diski. 1956'da Britanyalı biyokimyacı Dorothy Hodgkin ette, balıkta ve süt ürünlerinde bulunan B12 vitamininin yapısını yayınladı ilk kez. Bu vitamin vücutta sağlıklı kan hücrelerinin oluşmasını sağlamakta
B12 eksikliği kansızlığa neden olabilmektedir. O yüzden önemli bir keşif aslında bunun böyle bulunması. Bugün B12 vitamini dışarıdan alabilmemizin belki de nedeni keşfi olabilir. 1957'de ilk yapay uydu Sputnik 1 Sovyetler Birliği tarafından fırlatıldı. Bu uydu 58 santim çapında bataryalarla çalışan ve dünyaya sinyal gönderen bir radyo vericisiyle dolu metal bir küreydi. 21 günlük ömrü vardı, yaklaşık 81 kiloydu ve 3 adet gümüş çinko pili vardı. Bana bir yansıma geliyor ama. ...1957 yılında Amerikalı mucitler Alfred Fielding ve Mark Chavanes baloncuklu naylonu keşfetti. Bu malzeme plastikten bir yüzey üzerine küçük hava dolu keselerden oluşuyordu. Banyo alanında, izolasyon malzemelerinde, hafif paketleme işlerinde sıklıkla günümüzde de hala çok sık şekilde kullanılıyor. 1958'de Amerika, Sovyetlerin çok uzay hamlelerine karşı cevap verebilmek için NASA'yı kurdu. Uzay ve Havacılık Ajansı'nı kurdu yani. 1958'de ilk tüm devre, yani bugün çip ya da entegre adı verdiğimiz yapı, Amerikalı mucitler Jack Kilby ve Robert Noyce tarafından aynı anda birbirlerinden bağımsız olarak yonga, çip, tüm devre adını verdiğimiz ya da entegre diye bilinen yapıyı buldular. Bu devreler silisyum ya da germanyumdan oluşan, üzerine koca bir elektronik devreyi koyabildiğiniz küçük yonga plakalarından ve devre elemanlarından oluşuyor. 1958 yılında Commonwealth Transatlantic Expedition, CTAE, ilk kez karadan Güney Kutbu üzerinden Antarktika'yı geçmişti. Burada onların geçtiği yol da gözüküyor. Şu şekilde buralardan geçmişler. Bu gezi İngiliz kaşif Vivian Fuchs. Bu daha önceden ve Yeni Zelandalı dağcı Edmund Hillary, Everest'e ilk tırmanan kişi bu Edmund Hillary tarafından yönetildi. 99 günde modifiye traktör ve benzeri araçlarla yaklaşık 3474 kilometre yol aldılar. Araçlar da şunlar, şu traktörler. Bunlarla seyahat etmişler. 1958 yılında yine Sovyet Sputnik 1'e yanıt olarak Amerika Birleşik Devletleri ilk uzayda uydusunu fırlatıyor. Bu uydunun adı Explorer 1. 105 gün boyunca dünyaya geri sinyaller göndermiş. Explorer 1'in yapısı şu şekilde. Solda da büyüklüğünü görebilirsiniz. 1959 yılında Britanyalı paleontoloji uzmanı Mark Leakey, modern insan atasına ait bir iskeleti Tanzanya'nın Olduvalı George bölgesine keşfetti. Bu iskelete Paranthropus boisei ve Australopithecus boisei adını verdi. 1,75 milyon yıl yaşında olan iskelet daha sonra dünyada taş aletleri kullanan ilk insan atalarından biri olduğu ortaya çıkıyor bu. Yani ilk insan atasını 1,75 milyon yaşındaki ilk insan atasını o zaman bulmuş oldu. 1959 yılında ise çok enteresan ve benim de çok ilgimi çeken hovercraft icat edildi. The Saunders-Roe Nautical One adı verilen hovercraft İngiliz mühendis Christopher Cockerill tarafından icat edildi. İlk İngiliz kanal geçişini, İngiltere ile Fransa arasındaki kanalın geçişini Calais'ten Douvres'a yaptı. Bir adet pistonlu motor ile beslenen büyük fan ile aracın altında bulunan hava yastıkları, havada bir yastık oluşuyor. Aslında şöyle diyelim, aracın arkasında bir pervane var. Belki iyi bir açı fotoğrafı koymamışım ama bu pervane sayesinde aracın altında yere temasına engelleyen bir hava yastığı oluşturuluyor. Bu hava yastığı sayesinde bu araç hem karada hem denizde hiç çok düşük bir sürtünmeyle hareket edebiliyor. Yani aslında yerden çok az havada uçan bir uçak. Şurada yukarıda teknik resmi var. Aşağıda gerçek fotoğrafı var. 1959'da Britanyalı doğa bilimci Gerald Dorrell, Jersey adasında Las Aguas Malikanesi'nde ilk dünyanın ilk zoolojik parkını kuruyor.
Bu bir hayvanat bahçesi esasında ama burada hayvanların korunması, tehlike altındaki türlerin yetiştirilmesi ve tekrar onların doğaya salınmasına odaklanan ilk yerdi burası. Daha önce hiç böyle bir çalışma yapılmamıştı. Dolayısıyla bugün bazı hayvanların neslini kurtarabilmemizin sebebi bu bazı insanların çalışmaları. 60'ta 64 alanında yine mühendislikte çığır açan gelişmeler yaşandı. Bir de çok önemli kullanılan kimyasal ilaçların doğaya zarar verdiği, 1963'e insanlara zarar verdiği yine bir kişinin üstün çabaları sayesinde ispatlanmış oldu. Öncelikle laser adı verilen, yani bizim lazer diye bildiğimiz, aslında onun açılımı Light Amplification by Stimulated Emissions of Radiation. Yani uyarılmış ışınım salımı ile ışık kuvvetlendirme işlemini yapan bir fotoğraf makinesi, flaş lambasını ve yakut kristal çubuk ile birlikte Amerikalı mühendis Theodore Maiman ışığı noktası olarak odaklanmış bir ışın olarak saçan bir cihaz geliştirdi. Buna da bir hepimizin bildiği laser adını verdi. Burada da ilk modelini görüyoruz. 1960'ta Amerika Birleşik Devletleri Donanma Teğmeni Don Weish ve İsviçreli oşinograf Jacques Picard denizin 10.9911 metre, yani yaklaşık 11 kilometre altına inerek şurada gözüken Mariana Trench'in Challenger deyip dedikleri Challenger çukuruna indiler. Buraya inmek için solda görülen aracı kullandılar. Bu denizaltının adı Trieste. Bu Pasifik Okyanusu'nun en derin noktası oluyor bu arada, bu Challenger çukuru dediğimiz yer. Bu denizaltının o derinlikte, yani 11 kilometre okyanus derinliğindeki su basıncına dayanması için duvarları 12.7 santimetre kalınlığındaydı. Buradaki su basıncı dünya üzerinde bulunan basıncın 1080 misliydi. Burada çok ilginç İsviçreli oşinograf Jacques Picard. İsviçre'de deniz yok biliyorsunuz. Ama okyanusun en derin noktasına inen kişi yine kendisi. 1960'ta geldiğimiz zaman Tiros 1 ilk meteoroloji uydusu olarak bulutların fotoğrafını çekip dünyaya gönderdi. Tiros 1'in yapısı solda ve güneş panelleri de artık kullanılmıştı üzerinde. Ve gönderdiği fotoğrafta şu: dünyanın dışından ilk uydu görüntüsü bu. Tiros 1'in çektiği. 1961'de Unimate 001 isimli robot kol, Amerikalı mucit George Devol ve Amerikalı fizikçi Joseph Engelberger tarafından geliştirildi. 1,5 tonluk bu robot 100 bin saatlik çalışmasını tamamlayıp 1971'de, yani 10 yıl sonra görevini bitirdi. Emekli ayrıldı. 1962'de Telstar 1 uydusu ile ilk canlı yayını Atlantik Okyanusu ötesine sinyal göndererek yapıyor. Bu uydu ayrıca faks ve telefon verilerini de aktarıyor. Alüminyum uydu üzerine gerekli enerjiyi sağlayabilmek için 3600 adet güneş paneli koymuşlar o zaman. Bu da onun görüntüsü. Yani ilk televizyon uydusu diyebiliriz buna. Yine 1962'de Britanya'da Peer P50 adında dünyanın en küçük arabası yapıldı. Arabanın uzunluğu 1 metre 37 santim, yüksekliği 1 metre 20 santim ve genişliği ise sadece 1 metreydi. Aracın ağırlığı 60 kilogramdı. Bu dünyanın tarihe geçmiş en küçük arabası. 4.2 beygir gücünde, son azami sürati ise 60 kilometreydi saatte. Geri vitesi yoktu ve el ile rahatlıkla çekilebiliyordu. O yüzden geri vitese gerek duymamışlar araçta. DDT'nin zararlı olduğunu keşfeden ve bugünkü yediğimiz yiyeceklerde kimyasal ilaçların azalmasını sağlayan kişi Rachel Carson, 1907 ile 1964 arasında yaşadı. Bu keşfini de 1963 yılında yaptı. Kendisi Pensilvanya'da doğdu, Rachel Carson şekilde görünen hanımefendi. Kolejde İngilizce eğitimi aldıktan sonra zooloji alanında master yaptı 1932'de.
Carson'ın dikkat çektiği konu dış kaynaklı haşere ilaçları. Özellikle de diklorodifenil, trikloroetan dediğimiz DDT idi. DDT onun Silent Spring, şu Sessiz Bahar kitabını yazmasına ön ayak oluyor. Bu eserde ziraatte kullanılan ağır kimyasalların ve endüstriyel atıkların hayvan nüfusuna nasıl zarar verdiği ve sağlık açısından nasıl zararlı olduklarını detaylandırıyor. Carson'ın araştırması kimyasalların yiyecekler vasıtasıyla canlılarda zincir halinde biriktiğini belirliyor. Ayrıca bazı böcek türlerinin bu kimyasal ilaçlara karşı dirençli hale dönüştüğünü keşfediyor. Daha doğrusu bunu tahmin ediyor. Carson'ın çalışmaları sayesinde insanlar bu konuda uyanıyorlar. Kendisi 1963'te ne yazık ki akciğer kanserinden hayatını kaybediyor. Ölümünden 8 yıl sonra ise DDT maddesi Amerika'da yasaklanıyor. İnsanoğlunun bir de sözü var, onu da alıntıladım. İnsanoğlunun doğaya yönelik saldırılarının en korkuncu havayı, toprağı, ırmaklar ve denizi tehlikeli hatta öldürücü maddelerle kirletmesidir. Bugünkü sorunlarımızın en büyüklerinden bir tanesi. Yine aynı yıl 1963 yılında İzlanda'nın güneyinde, 32 kilometre güneyinde, denizin 130 metre derinliğinde volkanik bir patlama gerçekleşiyor. 1964-65 yılında bu patlama yüzünden yeni bir ada oluşuyor. Bu adaya İzlanda mitolojisindeki ateş tanrısı adı olan Surtsey adı verilmiştir. Patlama 1967'ye kadar devam etti ve bunun sonucunda 171 metre yüksekliğinde ve 1,4 kilometre kare genişliğinde bir ada oluşuyor. Erozyon sonucunda adanın yüksekliği 154 metreye düşüyor. Bu adanın fotoğrafı gökyüzünden çekilmiş olan. Yani 1963'ten önce burası yokmuş. Dünyada tarihinde de bu, yani gözlemlenmiş ve raporlanmış olan ilk adanın oluşumu olduğu için önemli. Elektrikli hızlı trenler dönemi, bugün hala Japonya'da çok popüler olan Tokaido Shinkansen treniyle Japonya şehirleri olan Tokyo ve Osaka arasında başlıyor. İlk de 200 kilometre saatte, ardından 220 kilometre hızlara ulaşan bu trenler 1967'de toplamda 100 milyon yolcu taşımış oldular. Yani bu trenler 1964 yılında faaliyete girdiler, 67'de ise 100 milyon yolcu taşımış oldular. Bugünkü hızlı trenlerin de temeli böylece atılmış oldu. Zidovudin, AZT adıyla bildiğimiz kanseri tedavi etmek için geliştirilen ancak daha sonra HIV tedavisinde kullanılan bir ilaç ortaya çıkarıldı o yıl. İcat edildi. The Hound Horn radyo anteni. Bu 1959'da Bell Telefon Laboratuvarı'nda The Hohndel Horn anteni ilk kez NASA uydularının radyo dalgalarını yakalamak için yapıldı. 1964'te iki tane Amerikalı genç astronom, Arno Penzias ve Robert Wilson, düşük seviyeli arka plan gürültüsünü anlamaya çalışıyorlardı. Bu radyo anteninden yakalanan. Kablolardan alüminyum anten üzerine pisleyen güvercinleri bile kontrol ediyorlar. Yani her şeyi kontrol ediyorlar ancak gürültünün devam ettiği ortaya çıkıyor. Çözüm bulamayan astronomlar sinyalin uzayın doğrultusundan geldiği sonucuna varıyor. Böylece Penzias ve Wilson kozmik mikrodalga arka plan dediğimiz evrenin içindeki kozmik mikrodalga arka plan adı verilen şeyi keşfediyor. Radyasyon evren yaklaşık 380 bin yaşındayken dağılmıştı. Bu bulgu bilim dünyasını Big Bang kuramına mecbur ediyor. Böylece evrenin başlangıcının Big Bang olduğu fikri ilk defa bu araç sayesinde keşfedilmiş oluyor. İlk kez açıklanamaz olduğunu ve duyduğumuzda önemini anlamadık ve bunun evrenin kökeni olabileceği hakkında hiç hayal düş kurmadık diye yorum yapmışlar bunun ortaya çıktığını anladıklarında. Burada iki kişi yine radyo anten önünde gözüküyor. 65 ile 69 yılları arasına geldiğimiz zaman tıp, elektronik, jeoloji, yine mühendislik alanlarında güzel gelişmeler oluyor. Bu gelişmelerden ilki bugün hayat kurtaran taşınabilir elektroşok cihazının bulunması. 1965 yılında Frank Pentridge, Kuzey İrlandalı doktor, araba aküleriyle beslenen taşınabilir bir kalp elektroşok cihazı geliştiriyor. Ambulanslarda ve acil durum odalarında şok cihazları
anormal atmaya başlayan kalbin ritmini düzenliyor veya duran kalbi geri çalıştırabiliyor. 1965 yılında Amerikalı mühendis Douglas Engelbart ve iş arkadaşı Bill English, Stanford Araştırma Enstitüsü'nde ilk bilgisayar faresini ahşap kutu içinde 2 adet dişli tekerlek ve tek tuşlu olarak tasarlıyor. Kullanımı ve kolaylığı sayesinde joystickler ve diğer kullanıcı arayüz araçları test edildiğinde bunların arasında kolayca kendine yer edinebildi. İki tane encoder, iki diskle böyle bir icat yaptılar. Bugün hala hayatımızın vazgeçilmezi. 1965'te Sovyet astronom Alexei Leonov ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirmek için Voskhod 2 uzay aracından ayrılıyor. Gemiye bağlı yürüyüşü sadece 12 dakika sürüyor. Burada kendisini, burada da uzay yürüyüşü yaparkenki fotoğrafını görüyorsunuz. 1965'te Amerikalı kimyacı Stefanie Kvolek ilk Kevlar lifini geliştiriyor. Hafif materyal olan Kevlar fevkalade dayanıklılığa ve sertliğe sahip. Bugün araba lastiklerinde, kurşun geçirmez yedeklerde, denizaltı kablolarında kullanılmaktadır hala. 1967'de Güney Afrikalı cerrah Doktor Christian Barnard trafik kazası kurbanı bir genç hastanın kalbini, iyileştirilemeyen bir kalp hastalığı olan Louis Washkinski'ye naklediyor. Washkinski kalp naklinden sonra ancak bir hafta yaşamasına rağmen bu bir başarı olarak, ilk kalp nakli başarılı olarak sayılmaktadır. 1967'de bugünkü ev tipi oyun konsollarının babası olan ilk çok oyunculu ev tipi oyun konsolu, video oyun konsolu geliştiriliyor. Bunu geliştiren kişi Amerikalı mühendis Ralph Baer Brown. Daha doğrusu Ralph Baer. Brown Box adını veriyor bu kutuya. Yani kahverengi kutu adını veriyor. Belki 1980'ler, 90'ların başında kara kutu adını verilen cihaza biraz benziyor hatta. Ben de ilk önce onu algılamıştım. Bu konsol bir televizyona bağlanarak çalışıyor. Oynanabilen oyunlar içinde tenis, dama ve hedef vurma oyunları. 1972'de yeniden bunu ele alıyor. Magnavox Odyssey olarak satıyor 1972'de. Ama ilk icat 67'de yapılıyor. 1967'de coğofizikçi Dan McKenzie ve Amerikalı coğofizikçi, Britanyalı ve Amerikalı iki coğofizikçi, Amerikalı olanın ismi ise Jason Morgan, dünyanın her bir kabuğunun büyük plakalardan oluştuğunu ortaya atıyor, çıkartıyor. Bu plakaların hareketleriyle depremler, dağlar ve yeni karalar oluşuyor. Karalar oluşuyor. Yani bir nevi levha tektoniğini aslında keşfetmiş oluyorlar. Bugün görüldüğü üzere zaten bizim güney bölgemizde büyük bir levha sınırı olduğu, hatta buna dalga batma zonu diyoruz. Dünyanın en büyük depremi de bir tanesi şurada, Nazca levhası ile Güney Amerika levhası arasında Şili'de. Diğer ikinci en büyük de Kuzey Amerika levhasında gerçekleşti. Bizim bu Girit'ten geçen ve Kıbrıs'ın önünden geçen bir tam çizimi doğru değil ama bir levha sınırımız da var. Yani o kısımlar çok tehlikeli. Aslında bugün Akkuyu Nükleer Santrali oraya yapılıyor ama orada bu tarz yani 9 büyüklüğünde bir deprem olma ihtimali var. Oluşacak tsunami'ye karşı nasıl bir önlem aldıkları hakkında hiçbir fikrim yok. Japonya'nın da çok depremsel olmasının nedeni şuradaki Pasifik levhası, Filipin levhası ve Avrasya levhasının sınır bölgesi olması ve burada olan deprem yüzünden bugün Japonya'da bir şehir kullanılamıyor. O tsunami'de nükleer reaktörlerin zarar görmesi yüzünden aynı şey bizim başımıza gelebilir. Dolayısıyla aslında bu Akkuyu'ya karşı çıkmak Mersin'deki santrale çok yanlış bir davranış değil. 1968'de Tupolev Tu-144 süpersonik ilk yolcu uçağı olarak ilk testini gerçekleştiriyor. Sesin iki katı hızında yaklaşık 140 yolcu taşıyabilmek üzere tasarlanıyor. Yalnız Britanya ve Fransız ve Britanyalı rakipleri Concorde isimli ilk süpersonik uçuşunu bu testten 3 ay sonra yapıyorlar. Ancak uçakları 1976'da Tu-144'ten önce hizmete giriyor. Yani Ruslar biraz yavaş kalmış, Sovyetler diyebiliriz. 1969'da Amerikalı kardiyolog Denton Cooley ve Arjantinli cerrah Domingo Liotta ilk başarılı mekanik kalp naklini Texas Kalp Enstitüsü'nde
Houston'da gerçekleştiriyorlar. Yapay kalp pnömatik bir pompa. Bu pompa dıştan bir güç kaynağıyla besleniyordu. Bu kalp bir donör bulunana kadar geçici süreliğine takılmak üzere tasarlanıyor. Ben buna örnek olabilecek bir şeye denk geldim. Bugün hala bu teknoloji kullanılıyor. Bence haberleşme ağı, haberleşme çağını açan bir icat bu. ARPANET, Amerikan ordusu ARPANET isimli bilgisayar ağını ilk defa 4 adet bilgisayarı birbirine bağlayarak interneti aslında müjdelemiş oluyorlar böylece. İlk defa 4 bilgisayarı birbirine bağlıyorlar farklı şehirlerdeki. Bugün bu ağdan bütün dünya aslında birbirine bağlandı. 1969'da bugünkü öğrencilere sınav yapmak için kullandığımız tonerin, lazer yazıcıların keşfi yapılıyor. Amerikalı mühendis Gary Starkweather tarafından silindirik bir tambur üzerine toner tozu yapıştırarak lazer ışınları yardımıyla bir yazı veya resmi yeniden üreten lazer yazıcıyı geliştiriyor. Geliştirdi kendisi. 1969'da dünyanın en büyük, en güçlü uzay roketi olan Saturn V roketi Apollo 11 uzay aracını taşıyarak havalanıyor. Saturn V roketi 110 metre uzunlukta 2.9 milyon kilogram ağırlığındaydı. 11 tane farklı roket motoru 3 farklı kademede yakıtı bittikçe ayrılacak şekilde ağırlığı azaltılıyordu. İlk kademedeki motorlar 3.47 milyon kilogram kütleyi dünyada itebilecek kuvveti oluşturuyorlardı. Amerikalı astronot Neil Armstrong, Edwin Aldrin ve Michael Collins'in ayak basmasına vesile oldu bu roket. Ve dünya bu ay görevleri sayesinde bu insanlar aya gidebildiler. Ayda indikleri yerleri burada görüyoruz. Modülü şurada indikleri modül. Bu Saturn V roketi. Neil Armstrong'tur muhtemelen, emin değilim. Daha sonra tabii bu önemli olayın anısına pullar ve paralar basıyorlar. 70 ile 74, 75 arasında uzay, elektronik, bilgisayar, haberleşme ve paleontoloji alanlarında önemli gelişmeler oluyor. İlk insansız ay aracı. 1970 yılında Sovyetler Birliği'nin Lunokhod 1 aracı ay yüzeyinde uzaktan kumandayla hareket ettirebilen ilk araçtı. 10.54 kilometre boyunca ay yüzeyinde hareket etmiş bu araç. 1974'te ilk geniş gövdeli jet motorlu insan taşıyan uçak Boeing 747 geliştiriliyor. 70.6 metre uzunluktaki uçak iskeleti her sırada 10 yolcu ve 2 yürüyüş yolu bulundurabiliyordu. Dev bir uçak. 550 yolcu kapasitesi vardı. 1500'den fazla Boeing 47'nin yapılması o zaman planlanmıştı. Ve 1970'te yine 22 Nisan günü ilk kez The Earth Day, yani Dünya Günü olarak kutlanıyor. Bunun amacı 20 milyon Amerikalı 12 bin okul ve kolejin çevre olaylarına dikkat çekmek için katıldığı yarışma ve etkinlikler düzenleniyor. Yani bugün ki çevre mücadelelerinin aslında ilk başladığı an diyebiliriz. Dünya Günü. 1971'de NASA'nın Mariner 9 aracı Mars'a ulaştığında başka bir gezegenin yörüngesine dönen ilk araç oluyor. İnsansız araç Mars yüzeyinin yaklaşık %85'inin 7329 adet fotoğrafını dünyaya geri gönderiyor ve Güneş sisteminin en büyük yanardağı olan Olympus Mons'u keşfediyor. Olympus Mons, Mars'ta bulunan yaklaşık 21 kilometrelik bir yanardağ. Bu yanardağ şurada yükseklik skalası olarak da gözüküyor. Çok büyük bir yer kaplıyor zaten, şurada da Mars'ın büyüklüğüne göre gözükmesine de bakarsanız. Çok büyük bir dağ. 1971'de İngiliz mühendis Godfrey Hounsfield tarafından geliştirilen bir tarayıcı ilk insan beyni taramasını gerçekleştiriyor. Bilgisayarlı tomografi tarayıcıları vücudun bir bölümünün X ışını görüntülerini alıyor ve bunları birleştirerek tam bir görüntü oluşturuyor. Yani ilk beyin taramasında şu sağdaki görülen de ilk beyin taramasının fotoğrafı. İlk uzay istasyonu Salyut 1 Sovyetler Birliği tarafından fırlatılıyor. Uzay istasyonları
uzaydaki astronotlar için bir yaşam alanı sağlamak için tasarlanmışlar. Dünya'da etrafında yaklaşık 175 gün dolaşıyor. 1971'de bu en önemli icatlardan biri bence Intel teknoloji şirketi ilk ticari mikro işlemci Intel 4004'ü geliştiriyor. Bu küçük çip bir bilgisayarın merkezi işlem biriminin tüm işlevlerini içeriyordu. 15 Kasım 1971'de satışa sunuldu. 5 Kasım 1971'de de önce tanıtımı yapıldı. Bunun içindeki CPU'nun saat frekansı dediğimiz clock frekansı 740 kHz'di. Yol genişliği 4 bitti. Yani bir seferde 4 bit işlem kapasitesi vardı. Şu anda bilgisayarlarımız 64 bit mesela. Bazı ekran kartları ise 256 bite kadar, hatta şu anda daha bile yüksek olabilir, çok bilmiyorum ama bunun içindeki transistör sayısı 2300'dü. Adres denebilir hafızası ise sadece 640 byte'tı. Program hafızası ise 4 kilobayttı. Bugün çok daha fazla tabii bizim kullandığımız mikro işlemcilerin içeriği. 1972'de son kişi Eugene Cernan ayda duran son kişi oldu. Apollo 17 görevindeydi. O zamandan beri hiç kimse aya hala gitmedi. Bugün bu bayrağın biraz renklerinin solmuş olacağı düşünülüyordu ama solmamış. İlginç bir şekilde. Ethernet icadı. Bu da çok mühim bir icat. 1973 yılında mühendis Robert Metcalfe tarafından hızlı yerel bir ağ oluşturmak için bilgisayarları kablolarla birbirine bağlamanın etkili bir yolunu buldu. Ethernet olarak adlandırdığı bu teknoloji bilgisayarların kolaylıkla veri alışverişi yapmasına ve aynı yazıcıları veya depolama cihazlarını kullanmasına olanak sağlıyordu. Bu keşif sonrasında Ethernet tabanlı ağlar popüler hale geldi. Bugün hala hepimiz Ethernet tabanlı ağ kullanıyoruz. Yani aslında çok çığır açıcı bir icat. Yapısı da ilk şu şekilde, kendi çizimi. Biz bugün şu şekilde kablolara Ethernet kablosu diyoruz. 1973'te elektronik iletişim şirketi olan Motorola'daki bir ekip tarafından ve Amerikalı mühendis Martin Kupfer liderliğindeki Dynatec adı verilen ilk prototip cep telefonu geliştirildi. 1973'te. 23 santim uzunluğunda, 1,1 kilogram ağırlığında ve 20 dakikalık konuşma süresi olan bir telefondu. Cooper, Bell laboratuvarlarındaki rakibi Joel Angel'ı cep telefonuyla arayarak tabii ilk aramasını gerçekleştiriyor. Bell laboratuvarı da aynı konuya çalışıyormuş. Bunlar önce bulunca oraya telefon etmişler. Bu da ilginç bir detay. 1973 yılında Yul Brynner'ın oynadığı Westworld film, bilim kurgu filmi, bilgisayarlı üretimli imgelemenin, CGI'nin kullanıldığı ilk büyük sinema filmi oldu. Bu filmdeki grafikler Vahşi Batı temalı bir parkta yaşayan silahşör bir robotun gözünden görürcesine pikseller halinde betimlenilerek oluşturulmuştu. Ben filmin bir kısmını seyrettim ama çok açıkçası detayı anlayamadım. Yani diğer filmlerden farklı. Tabii kalite olarak biraz daha iyi gözüküyor ama bir robotun gözünden dünyayı görmek için bilgisayar üretimli imge kullanmak ilk defa bu filmle gerçekleşmiş. 1974'te Kaliforniya Üniversitesi'ndeki bilim adamları buzdolapları gibi soğutucu cihazlarda kullanılan klorofluorokarbon, CFC gazları ozon tabakasının deldiğini ortaya atıyorlar. Bu tabakanın zarar görmesi halinde ise güneşin zararlı mor ötesi ışınları dünya yüzeyine ulaşabiliyor. Ozon tabakası nedir derseniz, ozon saf oksijen esasında. Bununla birlikte moleküllerin iki yerine üç atomu var. Atmosferdeki ozon tabakası mor ötesi ışınları engelliyor. Ancak CFC'ler ozon moleküllerini yok ediyorlar. Dolayısıyla mor ötesi ışınları dünyaya geliyor ve dünyadaki yaşama ciddi şekilde zarar verebiliyor. Burada da 79, şu anda 2010'daki ozon tabakası deliğini görebilirsiniz Antarktika üzerindeki. 79'da durum buyken 2010'da ne yazık ki durum bu. Durum bayağı kötü esasında. 1974'te Amerikalı paleontolog Donald Johanson iki ayak üzerinde dik yürüyen, o zaman
olarak bilinen en eski akraba olan bir insan atasının fosil kalıntılarını keşfetti. Lucy lakaplı örnek Etiyopya'da bulundu. Yalnızca 1.09 santim, işte 1 metre 9 santim uzunluğundaydı. İlk insan türü olan Australopithecus afarensis olarak sınıflandırılan yaklaşık 3.2 milyon yıl önce yaşadığı tarihlendi bu fosili. İnsan fosili. Popüler Rubik küp bulmacası 1974'te Macar mimar Erno Rubik tarafından icat edildi. Kübün 54 rengi karenin yeniden düzenlenebilmesi için yaklaşık 43 kentilyon yani 43 çarpı 10 üzeri 18 tane olasılık ortaya çıkartıyor. O inanılmaz bir bulmaca gerçekten. 75 ile 79 yılları arasında yine elektronik, haberleşme, uzay ve tıp alanlarında önemli gelişmeler yaşandı. 100x100 piksellik fotoğraf çekebilen ilk dijital kamera Amerikalı mühendis Steve Sasson tarafından Kodak'ta çalışırken keşfediliyor. 16 tane şarj edilebilen pille çalışan bu kamera 3.9 kilogram ağırlığındaydı. Siyah beyaz görüntüler basabiliyordu. Bu görüntüyü bir görüntü çekebilmesi 23 saniye sürüyordu. Daha sonra bu veriyi dijital bir kasete kaydetti. Dolayısıyla dijital kamerayla görüntüleri fiziksel olarak film yerine dijital belleğe ilk defa kaydedilmiş oldu. Bir kamerayla çekilen fotoğraflar fiziksel olarak saklanmak zorunda kalmaktan çıkmış oldu. 1975'te ABD ve Sovyetler Birliği'nin bir Sovyet Soyuz uzay aracını Amerikan Apollo modülüyle yerleştirmek için, yani birbirlerine kenetlemek için işbirliği yapması uzay yarışının sona ermesi anlamına geliyordu. 5 astronottan oluşan ekip 44 saatlik bir yanaşma süresi boyunca bir deneyler yaptılar. Burada da orada çekilmiş bir fotoğraf var. Ters duran Rus, dik duran ise Amerikalı kişi, astronot. 1976'da ilk süper bilgisayar Cray 1, Amerikalı mühendis Seymour Cray tarafından tasarlanıyor. 1976'da Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'na satılıyor. Bu yüksek performanslı makine 1982 yılına kadar dünyanın en hızlı bilgisayarıydı. Süper bilgisayarların temel amacı ise hava tahmini, kod kırma gibi karmaşık veri ağırlıklı görevler yapmaktır. 1976'da yine ilk Apple bilgisayarı Amerikalı mucit Steve Wozniak tarafından el işçiliğiyle yapılıyor. 1976'da yine bu cihaz, bu bilgisayar 666.66 dolara satışa sunuluyor. Tamamen çalışan bir ev bilgisayarının keyfini çıkarmak için ise kullanıcılar kendi kılıflarına, klavyelerine, güç kaynaklarına ve video ekranlarına ihtiyaç duyuyorlar ayrıca. 1976'da NASA'nın Viking 1 ve 2 uzay araçları Mars'a başarıyla inen ve yüzeyini araştıran ilk uzay sondaları oluyor. İlk iki iniş aracının her biri gezegenin toprağından örnekleri almak için kameralar ve robotik kol ile donatılmıştı. Burada da Viking 1'i görüyoruz örnek olarak. 1977'de ilk tam vücut MR, manyetik rezonans görüntüleme, MRI taraması Amerikalı doktor Raymond Vahan Demedian tarafından bir insan hasta üzerinde gerçekleştirildi. MRI, insan vücudunun içinin ayrıntılı resimlerini üretmek için güçlü manyetik alanlar ve radyo dalgaları kullanıyor. Burada da bir MRI tarayıcısının kesiti var. ...1977'de optik fiberler üzerinden ilk defa bir telefon, canlı telefon görüşmesi yapılıyor. Kaliforniya'daki General Telephone ve And Electronics Corporation tarafından. Sinyaller bu optik fiberler üzerinde bakır tellerden daha fazla bilgi taşıyabildiği için, daha doğrusu bu optik fiberler daha çok bilgi taşıyabildiği ve daha uzun mesafeler boyunca kalite kaybı yaşatmadıkları için içinde elektriksel sinyal yerine ışık taşıdığı için bugün internetin de işte zor doğa koşullarında elektriğin iletilemeyeceği ortamlarda fiber optik kablolar sıkça kullanılmaktadır. Telefon görüşmelerini ilk kez 74 yılında fiber üzerinden gerçekleştirdiler.
1977'de James Elliot, Jessica Ming ve Edward Dunham Uranüs gezegeninin Satürn gibi halkaları olduğunu keşfediyor. Uranüs gezegeninin yapısı var. Bu uyduları. Pasifik Okyanusu'nda hidrotermal bacalar keşfediliyor. Deniz tabanındaki çatlaklardan sıcak magma sızıyor ve deniz suyunu 450 derece gibi inanılmaz sıcaklıklara ısıtıyor bu. 1978 İngiltere'de Louis Brown in vitro fertilization, yani bizim bugünkü adını ver, tüp bebek adını verdiğimiz metodu kullanarak tasarlanan ilk bebek oluyor. Tüp bebek sırasında ne yapılıyor? Kadının yumurtalarının hücresi çıkartılıyor. Laboratuvarda erkek sperm hücresiyle dölleniyor. Embriyo olarak bilinen döllenmiş yumurta daha sonra büyümek ve gelişmek için kadının rahmine geri döndürülüyor. Tüp bebek yöntemi o zamandan beri milyonlarca çocuk sahibi olamayan çiftin çocuk sahibi olmasına yardımcı oldu. 1978'de İngiliz arkeolog Mary Leakey 3.6 milyon yıldan daha uzun bir süre önce iki ayaklı canlılar tarafından yapılan fosilleşmiş ayak izlerini keşfediyor. Tanzanya'nın Laetoli kentinde bulunan kayaya dönüşmüş volkanik külde yaklaşık 70 ayak izi tespit ediyor. Bu keşifle birlikte türümüzün düşünülenden çok daha önceden beri ayakta durduğu düşünülmüş. 1973'te fırlatılan NASA'nın uzay aracı Pioneer 11 Satürn'ün önünden geçen ilk uzay aracı oluyor. Gezegenin atmosferinin 21 bin kilometre üzerinde seyreden bu araç, iki yeni uydu ve yeni bir Satürn'ün halkasını keşfetmiş. En sonunda 1979 yılında Gossamer Albatros uçağı İngiliz kanalı boyunca insan gücüyle bir uçuş yapıyor. Tek ve büyük bir pervaneyi döndürmek için pedal çeviren Amerikalı bisikletçi ve pilot Brian Allen tarafından 35.7 kilometrelik bir yolculuk gerçekleştiriliyor. Bu uçak polistiren, karbon fiber borular ve diğer ultra hafif malzemeler kullanılarak yapıldı ve uçak sadece 32 kilometre ağırlığındaydı. Burada benim çıkardığım sonuç bu okumalardan şu: keşiflerin bir kısmı çalışarak, bir kısmı ise olaylar sırasında rutin işlerin içerisinde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bence şansına veya çalışarak olsun, bir keşif ya da icat ya da bir ürün üretmenin tek yolu çalışmaktır diye bir yorum çıkarttım buradan. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa alabilirim. Mücahit, teşekkürler. Çok keyifli bir sunumdu. Sunum tekniği olarak da çok güzel hazırlamışsın. Dinleyenler kaç sayfa olduğunu, ne kadar kaldığını da takip edebildi. Görsel ağırlıklı bir sunumdu. Çok çok ilginç bilgiler var. 35 yıl içerisinde neler olmuş, neler olmuş. Müthiş şeyler olmuş hocam. Uzay yani. Ve mühendis ağırlıklı şeyler ama günlük hayatımızda da bir sürü şey, işte cırt cırttan tut da sen, baloncuklu naylona kadar bir sürü keşifler var. Bugün bilgisayar hayatımızda kolaylaştıran bir şey, onun ilk parçaları, gerek hard diski, gerek bilgisayarın kendisi ne kadar ağır, kocaman cihazlar, onlardan bahsettin. Ceren Hocam, sen de bir şey yorum yapıyorsun herhalde, mesajını gördüm. İstersen sözlü de söyleyebilirsin. Ceren Hocam, duyuyor musun? Teşekkür etmiş Ceren Hocam. Ha, tamam. Biz teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Herkese yani çok keyifli bir sunumdu hakikaten. Şimdi soruları ve yorumları alacağım. Hani işte Big Bang'in ilk kez kullanılması, ondan sonra bu Louis Brown dünyanın ilk Türk bebeği, yaklaşık bir sene önce NTV'de onu misafir de etmiştiler. Öyle bir program da vardı. Evet. Dünyanın ilk Türk bebeğiyle söyleşi diye. Yani internetten bulunabiliyor. Daha bir sürü bilgiler. Şimdi Harun'un sunumuna, Harun 1980'den günümüze devam edecek. Evet. Ama öncesinde bir yorum, soru varsa, katkı varsa almak isterim. Var mı dinleyenlerden? Mete Hocam. Ha, Ceren Hocam. Evet, dinliyordum da mikrofonu çıkartmıştım şeyden, Jack'tan. Öncelikle teşekkür ederim. Çok derli toplu, düzenli ve kronolojik bir çalışma olmuş. Mücahit'e çok sağ olsun.
aslında bunların hepsinin bu şekilde toparlanması inanılmaz güzel bir belgesel oluşturuyor. Bunların arşivlenmesini de düzgün bir şekilde yapılırsa Mete Hocam çok böyle güzel bir çalışmanın ürünü daha sonrasında toparlanabilir hep beraber. Tekrar teşekkür ederim. Sağ olasınız. Siz de sağ olun. Şimdi şöyle aslında Ceren Hocam, artık günümüzde insanlar çok kısa şeyleri izlemeye, dinlemeye meyilliler. Biz bu yaptığımız kronolojik dizilerle biraz uzun uzun anlatıyoruz ama buradan çok kısa dikkat çekici hikayeler, buluşlar, icatlar tespit ediyoruz. Aslında daha böyle hap gibi farklı versiyonlarla da daha yaygınlaştırmaya çalışacağız. Yani önce böyle bir ansiklopedik bilgi gibi kronolojik anlatımı var. Sonra bilim tarihte iz bırakan insanlar var. Kilometre taşları var. Bütün bunlar bittiğinde senin de söylediğin gibi inanılmaz bir elimizde veri olacak. Bunu istediğimiz şekilde hap bilgiler olarak yeniden derleyebiliriz. Ben bütün kayıtların video kaydını YouTube'a yüklüyorum. Şu anda az sayıda insana ulaşıyor ama burada anlatılanlar o kadar ilginç şeyler ki mutlaka bir sürü çalışmada biz öncelikli olmak üzere kullanılacaktır. Bunu ben de vurgulamak isterim. Abone sayısı, kişi izleyen sayısı Mete Hocam gün geçtikçe artar. Yavaş yavaş artar. Evet. Kanalın tanıtımını yapmalıyız. Biraz reklamını da yaparsak eminim ki abone sayısı da artacaktır yakın zamanda. Çok yani hocam ben aslında benim öğrenci grubuma, hatta şu anda izleyen bir kişi de var sanırım da, duyuruyu yaptım bugün ama yani bizim öğrenci grubu herhalde çok canları istemedi dinlemek. Bir Ege İsmail gelmiş görebildiğim. Diğer göremediğim arkadaş varsa da özür dilerim. Sağ olsun. Ama öğrenciler için çok önemli bilgiler vardı. Yani bence evet, herkesin takip etmesi gereken bir yer. Ve bilimsel bilgileri mümkün olduğunca en kolay şekilde iletmeye özellikle ben çaba gösterdim ekstra. Normalde sunum daha çok tekst üzerineydi ve bunun için ekstra bir çalışma sergiledik. Umarım güzel olmuştur. Yorumlarınız için teşekkür ederim. Sağ ol, gayet güzeldi. Bircan Hocam buyurun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Yani günümüzde yaşadığımız, kullandığımız pek çok şeyin kökenini gördük. En basit nerelerden çıktığını gördük. Çok hoştu, güzel bir derlemeydi. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başka yorum katkı var mı? Okey, biraz yorulduk ama ben Harun'a devam etmek istiyorum. O Harun da 1980'den günümüze kadar olan kısmı tamamlayacak. Böylece kronolojik bilim tarihi dizimizi bugün tamamlamış olacağız. Önümüzdeki haftadan itibaren yeni bir diziye başlayacağız. Pazartesi toplantıları devam edecek. Harun burada mısın? Buradayım hocam. Ha, sunumunu paylaşırsan. Tabii hocam. Mücahit tekrardan teşekkürler. Harun'a söz veriyorum ben. Rica ederim. Geliyor Harun. Şu anda siyah görünüyor ama geldi. Tam ekran yapabilirsin. Yaptım. Tam ekran mı şu anda hocam? Aynen. Çok devam edebilirsin. Teşekkürler. Tamam. Ben de 1980'den itibaren anlatacağım. Öncelikle 1980'de Dünya Sağlık Esemlisi, bu Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı bir kuruluş, ölümlü çiçek hastalığının ortadan kaldırıldığını ilan etti. Çiçek hastalığı bulaşıcı ve ölümle sonuçlanan bir hastalıktı genellikle veya körlükle sonuçlanabiliyordu. 1950'lerde her yıl yaklaşık 50 milyon vaka görülüyormuş. Ancak küresel aşılama kampanyaları ve halk sağlığı girişimleri bu hastalığın ortadan kaldırılmasına yardımcı olmuş. 81'de Amerikalı bilim adamları John Burke ve Ioannis Yanas yanık kurbanlarını tedavi etmek için bir yapay deri icat etmişler. Bu silikon kauçukla birlikte köpek balıklarından ve ineklerden de kolajen kullanarak bu yapıyı oluşturmuşlar. 3 hafta bir kültür kabında duruyormuş. Ondan sonra çıkarıyorlarmış ve yapay deri elde ediliyormuş. Yine 81'de Amerika teknoloji şirketi IBM, daha çok IBM yani kişisel bilgisayar olarak bilinen, IBM PC kişisel bilgisayar olarak bilinen 550 bilgisayar tanıttı. Hem ofislere hem de
Halka hızla satıldı bu bilgisayar. Başka şirketler ve bu bilgisayardan yararlandı yazılım. Microsoft Disk iletişim sistemi yazılımı olan ve uyumlu olan ek donanım programlar ürettiler. Yine 81'de NASA ilk uzay mekiği Kolombiya'nın test lansmanını gerçekleştirdi ve ilk insanlı yeniden kullanılabilir uzay aracını tanıttı. Mekikler roket motorları tarafından kullanılarak fırlatıldı. Ancak geri döndüklerinde bir uçak gibi indi. Yani tekrar kullanılabilir hale geldi. Uzay servisleri Filo'nun 2011'de emekliye ayrılmasına kadar 135 görevi uzaya taşıdı. 1982'de Japon şirketi olan Sony ilk CD'sini, CD oynatıcıyı piyasaya sürdü. Lazerle okunan ve sese dönüştürülen dijital ses verileriyle kodlanmış plastik diskler kullanıldı burada. CD'ler daha sonra bilgisayar yazılımı gibi diğer veri bitimlerini depolamak için de kullanıldı. 1983'te bir prototipin piyasaya sürülmesinden 10 yıldan fazla süren bir süre sonra ilk taşınabilir hücresel cep telefonu Motorola tarafından sunuldu. Fiyat 3000, yani neredeyse 4000 dolarmış ve 790 gram ağırlığındaymış bu telefon. Bataryasında 10 saatlik bir şarj kullanım süresi varmış ve kullanıcılara 30 dakikaya kadar konuşma süresi de sağlıyormuş. Bu Dynatec telefonlar 1994 yılına kadar satışta kalmış. Alvarez hipotezi denen bir hipotez varmış. Amerikalı bilim adamları Luis Alvarez ve oğlu Walter Alvarez 65 milyon yıllık kayalarda asteroidlerde yaygın olan ancak dünyada pek yaygın olmayan bir element bulmuşlar ve bunun sonucunda da dinozorların ölüm sebebinin bu asteroid çarpması sonucunda olabileceğini söylemişler. Çarpma o kadar güçlüymüş ki güneşi bloke etmeye ve büyük iklim değişikliğine neden olan toz üretme kapasitesine sahipmiş. Aynı zamanda Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nda Chicxulub'daki 65 milyon yıllık krater Alvarez hipotezi için daha fazla kanıt ortaya koymuş. Daha sonra 1991 yılında keşfedilen kraterin çapı 180 kilometreymiş. NASA astronotları Bruce McCandless ve Robert Stewart uzay mekiği Challenger'dan insanlı manevra yöneticisi şu altta gördüğünüz arkasındaki astronotun arkasındaki alet kullanarak bir ilk bağımsız uzay yürüyüşünü gerçekleştirmişler. Alet yaklaşık değil artık 11.8 kilogram olan bu alet nitrojen yakıtı içeren bir roketiymiş. 84'te Amerikalı biyomedikal araştırmacısı Robert Gallo ve Fransız virolog Luc Montagnier ölümcül AIDS hastalığından sorumlu olan HIV'in, yani insan immün yetmezliği virüsü olarak geçiyor. Bunun keşfini duyurmuşlar. Bir vücudun bağışık sistemine saldırıyor ve kişinin hastalık ve enfeksiyonlarına açık hale getiriyor kişiyi. Bundan dolayı da kişi en ufak bir mikrop kaptığı zaman hayatını kaybedebiliyor. 1984'te Fransız derin denizaltısı Nautilus
denize indirildi. Deniz seviyesinin yaklaşık 6 kilometre altına kadar dalış yapabilen bu araç, daha sonra İngiliz Titanic gemisinin 3800 metre derinlikteki enkazını filme almış ve enkazdan 1800 parça ve ayrıca batık uçakların uçuş kayıt cihazlarını da çıkarmış. Hatta gördüğünüz kamerası var. Örnekleri toplamak için robot kolları var. Ve titanyum bir gövdeye sahip. Burada iklim değişimi dünya atmosferini oluşturan gaz örtüsü nefes almamız için oksijen üretmekte, ancak artan sera gazı ile birlikte bu dünyaya gelen ısı tekrar geri yansımaktan ziyade tekrar dünyaya dönmekte. Bu da dünyayı aslında yaşanmaz bir hale getiriyor. Bu değişen dengenin sorumlusu aslında metan, karbondioksit ve sülfür, heksaflorür gibi sera gazları. Patlayan özellikle insan nüfusuyla beraber bu sera gazlarının etkisi daha çok görülmeye başlanıyor. Burada şekilde ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum. Bunların nedenlerinden bahsediyor. Karbondioksit en büyük nedeni sera gazlarının. Ardından metan geliyor ve NOx'lar ve sülfür, işte heksaflorürler var. Elektrik santrallerinde fosil yakıtların kullanılması bu sera gazlarının da oluşumunda en önemli nedenlerden bir tanesi. Emisyonların diğer nedenleri arasında metan üreten sığırlar ve normalde karbondioksit emecek olan ağaçların ortadan kaldırılması geliyor. Burada da 2001 yılından bu yana en sıcak 16 yılın 15'inde meydana gelen ortalama yıllık sıcaklıkları göstermiş. 1951 ile 1980 arası. Altta görüldüğü gibi kırmızılar sıcaklıkların arttığı dönemler, yerleri gösteriyor. Maviler de ortalamanın altındaki yerleri gösteriyor. Eriyen buz tabakaları ve buzullar, özellikle buzda yaşayan işte, alttaki gördüğünüz kutup ayıları gibi hayvanların aslında yaşam alanlarına ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda düşük rakımlı topraklar içinde sel tehdidi oluşturuyorlar. 1980 yazında Arktik Deniz buzu yaklaşık 7.83 milyon metrekare, 2015'te 1.78 milyon metrekareye kadar düşmüş. Yani kaçta kaçı? Üçte birinden fazla sanırım. Bununla beraber bu iklim değişim, sera gazının artmasıyla beraber ekstrem hava olaylarındaki artış da dikkate değer. Bunlar arasında bir örnek verilmiş. 2012'de 41 kişi öldüren ve ABD'de 2 milyar dolardan fazla hasara neden olan Hurricane Isaac gibi tropikal kasırgalar yer alıyor denmiş. Dönemin ABD Başkanı Barack Obama şöyle söylemiş: İklim değişikliği artık çok uzak bir sorun değil, şimdi gerçekleşiyor demiş. Bu sera gazı etkilerinin azalması için neler yapılmalı? Elektrik eşyalarının gereksiz kullanımı ortadan kaldırılmalı. Mümkün olduğunca bisiklete binmek, yürüyerek veya toplu taşıma kullanarak arabalara olan bağımlılığı azaltma.
rüzgar veya güneş enerjisi gibi yeşil temiz enerji seçeneklerini kullanmak, daha verimli ampuller, tasarruflar, ampuller ve cihazlar kullanmak ve tabii ki daha fazla ağaç dikmek. Peki bu iklim değişikliği ile ilgili önemli olaylar, bazı önemli olaylardan bahsetmek lazım. 1859'da İrlandalı fizikçi John Tyndall bazı gazların kızıl ışınımı nasıl engellediğini keşfetmiş. Atmosferik gazların konsantrasyondaki değişikliklerin iklimi etkileyebileceğini öne sürmüş. 1958'de Amerikalı bilim adamı Charles David Keeling atmosferdeki uzun vadeli karbondioksit ile ilgili bir araştırma başlatmış. Keeling eğrisi grafiği 1958'de milyonda 310 birim ppm olarak geçiyor. Karbondioksitin 2015'te 400'ün üzerine çıktığını gösteriyor. Şimdi çok daha fazla. 400 en son kaçtı bilmiyorum. 1970'te ABD'de Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi kurulmuş. Bu iklim araştırmaları için dünyanın önde gelen fon sağlayıcısı olarak kurulmuş. 78'de NASA Kuzey Kutbu ve Antarktika'daki deniz buzunu incelemek için Nimbus uydusuna tarama çok kanallı mikrodalga radyometresini başlatmış. 1988'de Amerikalı profesör James Hansen ABD Senatosu'na sera etkisi nedeniyle ortalama küresel sıcaklığın arttığını bildirirken küresel ısınma terimini popüler hale getirmiş. 97'de Kyoto protokolünde küresel ısınmayı azaltmak için ülkelerin bir araya gelip bir anlaşma sağladığı bir protokol. Gelişmiş ülkeler küresel ısınmadan sorumlu kilit gazların emisyonlarını azaltması vaadini vermişler. 2015'te yine Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi ve diğer kuruluşlar 2015'in 19. yüzyılda iklim kayıtlarının başlamasından bu yana en sıcak yıl olduğunu belirtmişler 2015'in. 2016'da Paris Anlaşması 180 ülke tarafından imzalanmış. Küresel ortalama sıcaklık artışını endüstriyel öncesi seviyenin 2 derece veya 3.6 Fahrenheit altında tutmayı hedeflemişler. 1985'te Houston'daki Rice Üniversitesi'nde çalışan İngiliz kimyager Sir Harold Grotto ve Amerikalı kimyagerler James Head, Shane O'Brien, Robert Curl ve Richard Smalley, Beckminster Fullerpen'i keşfetmişler. Daha çok C60 veya Bach küresi olarak bilinen bu futbol topu şeklindeki molekül yalnızca karbon atomlarından oluşuyormuş. Karbon elementinin bir allotopu yani farklı bir fiziksel formuymuş. Şekli de aşağıdaki görselde mevcut. 85'te Microsoft'un Windows işletim sistemi Windows 1 piyasaya sürülmüş. Aynı zamanda 86'ya gelindiğinde uzay mekiği Challenger Florida'daki Kennedy uzay merkezinden fırlatıldıktan 70 saniye sonra infilak etmiş. Ve gemideki 7 mürettebatın hepsi hayatını kaybetmiş. Felaketin bir tane contadan dolayı olduğu tespit edilmiş sonra. Trajedinin ardından diğer uzay mekiği programı 32 ay askıya alınmış. Bir sonraki uzay mekiği programı. 86'da yine en kötü nükleer felaket. Çernobil nükleer santralinde sağdaki 4 nükleer reaktörden birinin patlamasıyla meydana geldi.
Patlama atmosfere 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentine atılan atom bombasından 400 kat daha fazla radyasyon yaymış. Bu da resimde, fotoğrafta da Çernobil felaketin yakında etkilenmiş bir bölge, terk edilmiş bir okul görülüyor. 86'da yine Rus uzay istasyonu Mir, dünyanın yörüngüsüne gönderilen ilk uzay istasyonu oldu. 19 metre uzunluğunda ve 3 mürettebat üyesini kalıcı olarak ağırlayabilen bu istasyon, daha büyük sayılar kısa süreler için daha fazla kişi de bünyesinde barındırabiliyordu. Yörüngede geçirdiği 15 yıl boyunca 437.75 gün rekorunu kıran kozmonot Rus astronot Valeri Polyakov da dahil olmak üzere 104 astronot bu istasyonu ziyaret etmiş. 86'da yine Alman fizikçi Gerd Binning, Amerika fizikçi Calvin Kuwait, İsviçreli profesör Christoph Gerber atomik kuvvet mikroskopunu icat etmiş. Bu güçlü mikroskop bir numunenin yüzeyini ölçmek ve nanometre, metrenin milyarda biri boyutuna kadar küçültmek için inanılmaz derecede küçük bir prop kullanıyormuş. 87'de uzun tıbbi denemelerden sonra Lovastatin adlı bir statin, yani lipid düşürücü, yağ düşürücü ilaç, ABD'deki gıda ilaç dairesi tarafından onaylanmış. Statinler kan damarlarını tıkayabilen ve kalp hastalığı riskini artırabilen bir kolesterol türü olan LDL'ler, LDL'yi de dahil olmak üzere vücuttaki belirli yağlı maddelerin üretimini azaltan ilaçlar. Dünyanın ilk lazerli insan gözü ameliyatı yine 1987 yılında Alman göz doktoru Theo Seeler tarafından gerçekleştirilmiş. Tekrar 86'ya dönmek gerekirse 3D yazıcı Amerikalı mühendis Charles Hall 1986'da 3D yazıcı SLA-1 için bir patent almış. Yazıcı bir bilgisayardan gelen talimatlara göre polimer reçineden nesneler oluşturmak için lazer kullanmış. Bu altta da kendi sanırım maskesi, ne baskılı bir maskesini, 3 boyutlu bir maskesini yapmış. Bu yine yazıcılar aslında sağlık alanında da kullanmaya müsait. Gördüğünüz resimde bir kalp var. 3 boyutlu baskılı bir kalp modeli doktorların karmaşık ameliyatları planlamasına ve açıklamasına yardımcı olmak için organ modelleri 3 boyutlu yazılabiliyor ve bunlar doktor tarafından ameliyat çalışması olarak değerlendiriliyor. Aynı zamanda 3 boyutlu baskı ince metal bazı ince metal, plastik veya diğer bazı malzemenin katmanlarının 3 boyutlu bir nesne oluşana kadar üst üste basıldığı bir dizi işlemi içerir. Her katmanın kesin şekli için talimatlar bir bilgisayarın belleğinde saklanır. Yani 3D baskı artık enstitüde makineler ve araçlar için prototipler ve çalışan parçalar yapmak için de kullanılıyor. Örneğin Airbus A350 ve XP yolcu uçağı 1000'den fazla 3D basılı parça içerir. Diş kronları, kemik grafileri ve protez uzuvlar gibi yapay vücut parçaları da 3 boyutlu olarak basılabilir. Maurice Solucan'a internetin ilk bilgisayar virüsü olarak geçiyor.
bir üniversite öğrencisi olan Robert Tapp'ın Morris tarafından yazılan virüs. O sırada internete bağlı tüm bilgisayarların %10'unu etkilemiş ve virüsün virüs kaldırıncaya kadar bilgisayarların yavaşlamasına veya durmasına sebep olmuş. 1989'da nesli tükenmekte olan türlerin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme fil dişi ticaretine dünya çapında bir yasak getirmiş. Yasak kaçak avcıların filleri dişler için öldüren ve 79-89 yılları arasında 1979-1989 yılları arasında Afrika fil popülasyonunu yarıya indiren bu kaçakçılığın artışına karşılık ortaya çıkmış. Altta gördüğünüz 1995'te Kenya Nairobi'de yetkililer tarafından yakalanan fil dişlerini yakmışlar. 89'da yine IBM'deki bir bilim insanı ekibi şirketlerinin kendi harflerini ecelemek için nikel elementinin soğutulmuş kristali üzerine xenon elementinin 35 ayrı atomunu düzene sokmak amacıyla taramalı tünelleme mikroskobu kullanmışlar. Nanoteknoloji alanındaki bir dönüm noktası olarak kabul edilen bu olay ilk kez tek tek atomlar düz bir yüzeye sıralanıyor ve yerleştiriliyor. Alttaki de bunun görünümü. IBM yazmışlar. 1989'da yine Nintendo'nun el bilgisayarı oyun makinesi Game Boy Japonya'da piyasaya sürülmüş. Her Game Boy düşen bloklar bulmaca oyunu Tetris ile birlikte gelmiş. 6.6 santim gri tonlu ekranına rağmen 118 milyondan fazla Game Boy ve Game Boy Color adlı renkli ekranlı varyantı satılmış. Stephen Hawking 8 Ocak 1942'de doğan İngiliz fizikçi Stephen Hawking uzay ve onun doğası ve olguları hakkında teorilerine hayran kalıyor ve zorluklarla savaşarak aslında astronomiye ve evren anlayışına da birçok parlak katkı yapıyor günümüze kadar. Üniversite hayatı Hawking fotoğraftaki mendil sallayan 61'de Oxford Üniversitesi'ndeki teknik kulübü üyeleriyle birlikte burada 1962'de kozmoloji okumak için Cambridge'e taşınmadan önce Oxford'da fizik ve kimya okumuş. Evrenin kökeni ve gelişimi üzerine çalışmış. Şöyle diyor, amacım basit, evrenin neden olduğu ve neden var olduğunun tam bir anlayışıdır diyor. (gülüyor) 63'te kendisine ALS teşhisi konuluyor. Bu sinir hücrelerini yok eden bir hastalık. Başlangıçta yaşaması için 3 yıldan az süre veriliyor. Ancak 69'dan itibaren tekerlekli sandalyeye mahkum olmasına ve 85'te sesini kaybetmesine rağmen hayatta kalıyor. Hawking yapay konuşma üreten bir konuşma sentezleyiciyle bağlı bir bilgisayar kullanarak iletişim kurabiliyor idi. Kara deliklerin araştırılması, Hawking kara delikler olarak bilinen çökmüş yıldızların inanılmaz derece yoğun kalıntılarını araştırmaya başlamış. Bunların büyük patlamanın daha küçük versiyonu olarak görülebileceğini ancak tersine çalışabileceğini öne sürmüş. Bilim adamları bir kara deliğin muazzam çekim kuvvetinden kesinlikle hiçbir şeyin kaçamayacağını düşünmüşler. Bununla birlikte 74'te Hawking teoride bir kara delikten atom altı parçacıklar şeklinde maddenin nasıl yayılabileceğini göstermiş. Bu yayılma Hawking radyasyonu olarak tanınmış. Bu teori aynı zamanda kara deliklerin sonsuza kadar var olmadığı ancak enerjiye
enerjilerini yitirdikçe yavaş yavaş kaybolduğunu göstermekte. Her şeyin teorisi, Hawking'in 79'dan 2009'a kadar Cambridge Üniversitesi'nde Lucas Champ Matematik Profesörü günü gerçekleştirdi. Bu bir zamanlar İngiliz fizikçi Isaac Newton tarafından yapılan bir görevdi. Daha sonraki araştırması evrenin hem en büyük hem de en küçük seviyelerinin nasıl çalıştığını açıklamak için tek ve birleştirici bir teori çıkarmaya çalışmaktı. Bu her şeyin teorisi aslında şuradan geliyor. Hawking dünyadaki her şeyin bir formülize edilebileceğini düşünüyor. Örneğin magazin kapağından hangi ünlünün çıkacağından tutun, işte bir futbol maçının kaç kaç biteceğine kadar bunların hepsinin formülize edilebileceğini düşünen bir formül ortaya atmayı düşünmüş. Stephen Hawking aynı zamanda kara delikler üzerine araştırması olay ufkada verilen bir kara delik etrafında bir sınır, yukarıda görülen hayali kenarı fikrini geliştirdi. Olay ufku fikrini geliştirdi. Bu sınırı dışarıdan geçen ışık veya madde, sarı olarak görülen, inanılmaz derece güçlü yer çekimi ile kara deliğe çekilir. Bu gördüğünüz aslında ışıkla maddenin birleşimi gibi bir şey. Aynı zamanda Zamanın Kısa Tarihi kitabı evren hakkında önemli bilgiler vermekle beraber 10 milyondan fazla kopyası sattı ve 40 dile çevrildi. Oscar ödüllü bir filmiyle popüler olan popüler bir ikon olan Hawking konuşma ve konferanslar için oldukça talep görmeye devam ediyordu. Burada 2018'de NASA'nın 50. doğum günü etkinliğinde bir konuşma yapmakta. Hemen solda gördüğünüz fotoğrafta. Şöyle söylemiş: bizler çok ortalama bir yıldızın küçük bir gezegenindeki gelişmiş bir maymun cinsiyiz. Ama evreni anlayabiliriz. Bu bizi çok özel kılıyor demiş. Verdiği bir röportajda böyle söylemiş. 2007 yılında Hawking kısa süren bir sıfır yerçekimi ortamı yaratmak için dik bir şekilde dalan ve tırmanan modifiye edilmiş bir Boeing 727 uçağında sıfır yerçekimi tecrübesini yaşamış. Sıfır G kısmı harikaydı, devam edebilirim diye haykırmış daha sonra. (gülüyor) 90'da uzay mekiği keşfiyle uzaya götürülen 13.2 metre uzunluğundaki Hubble Uzay Teleskobu yeni yıldızlar, galaksiler ve aylar keşfederek 700 binden fazla görüntüyü geri göndererek uzay anlayışımızı değiştireceği düşünülmektedir. Hubble Uzay Teleskobu dünyanın etrafında 547 kilometre yükseklikte dönüyormuş. 91'de en eski donmuş, mumyalanmış insan İtalya Avusturya sınırındaki Östral Alplerinde keşfedilmiş. 5300 yaşında olan ve daha sonra takma adı Otzi olan bu figür o kadar iyi korunmuş ki bilim adamları mide içeriğini ve vücudundaki 61 dövmeyi inceleyebilmişler. Sanıyorum soğuktan olsa gerek korunma. 1992'de Polonyalı gökbilimci Alexander Wolfgang ve Kanadalı gökbilimci Dale Frail bir pulsarın, yani dönen bir nötron yıldızı, yörüngesinde dönen iki gezegenin kanatlarını keşfetmişler. Bunlar ilk doğrulanmış öte gezegenler, yani Güneş sisteminin dışında bulunan gezegenlermiş. Temmuz 2016'ya kadar 3300'den fazla öte gezegen keşfedilmiş. Dünyanın yaklaşık 2.4 katı büyüklüğünde bir öte gezegen olan Kepler 22b burada tasvir edilmiş.
92'de İngiliz mühendis Neil Appert mutlu müeller yazdığı ilk SMS, yani kısa mesaj servisi metnini göndermiş. Mutlu müeller yazmış ilk SMS'ini. 1989'da İngiliz bilgisayar programcısı Sir Tim Berners-Lee, internet üzerinden erişilen küresel bir bilgi sistemi olan World Wide Web'i kurmuş. Köprülerle birbirine bağlanan web sayfalarından oluşan web sitelerinden oluşuyormuş. Bunlar kullanıcıların web sayfaları ve belgeler arasında kolayca gezinmesini sağlıyor ve herkes tarafından ücretsiz kullanılıyor. Berners-Lee ilk web sunucusunu 1990'da İsviçre'nin CERN kentinde oluşturmuş. Web sitesi sayfalarını bilgisayarında çalışan bir web tarayıcı programı aracılığıyla isteyen kullanıcılara sunmuş. Berners-Lee ayrıca farklı bilgisayar tarafından görüntülenebilmeleri için web sayfalarını kodlamak veya işaretlemek amacıyla bir HTML dilini geliştirmiş. Burada şöyle söylemiş: "It was hard explaining to web before people just got used to it because they didn't even have words like click and jump" diye bir tabiri var. 93'te İngiliz mucit Trevor Ailes dilsiz çalışabilen ilk radyo olan kurmalı radyoyu icat etmiş. Bu elektriğe veya pillere erişim olmadan kişilerin radyo kullanmasına yardımcı oluyor. Tamamen kurulmayla bir iç yay radyoyu yaklaşık 20 dakika çalıştırmaya yetecek kadar enerji depolayabiliyor. Burada bir kulp var. Kulbunu çevirdikçe elektrik gücüne dönüşüyor ve radyoyu kullanabiliyorsunuz. 93'te IBM Simon ilk akıllı telefon olmasının özelliği de e-posta erişimi ve dokunmatik ekran olarak gösterilmiş, piyasaya sürüyor. Bu 20 santim uzunluğundaki telefon 510 gram ağırlığındaymış ve normal bir telefon hattına bağlanabiliyormuş. Haberlere erişmek, haritaları görmek ve eskiz yapmak için uygulama içeriyormuş. Bu altta da telefonun şekli var. Cambridge Üniversitesi'nde araştırmacılar bilgisayar laboratuvarlarının dışında cezvenin fotoğraflarını, şöyle olay, araştırmacılar kahvelerini almak için her seferinde uzun bir yol yürümeleri gerekiyormuş. Bundan kurtulmak için kahve makinesinin karşısına bir tane web kamera yerleştirmişler. Bilgisayar kahve makinesinin karşısındaki bilgisayara bir tane kamera yerleştirmişler. Böylelikle kahve olduğu zaman bunu görüyormuş ve ondan sonra kalkıp gidiyorlarmış her seferinde kontrol etmek yerine. Böylelikle ilk web kamerasını gerçekleştirmişler. Ve 2001 yılına kadar çalışmayı sürdürmüş bu kamera. 1994 yılında Flower Sour domatesi diye halka satışa sunulan ilk genetiği değiştirilmiş domates yiyecek ortaya çıkmış. Bu domatesler olgunlaşma sürecini yavaşlatmak için modifiye edilmiş. Bu da yumuşak ve yumuşama ve çürüme sürecini geciktirmiş. 1994'te Schumacher Levy 9 kuyruklu yıldızı keşfedilmiş ve ertesi yıl Güneş sistemi objeleri arasında gözlenen ilk çarpışmada Jüpiter'in atmosferine düşmüş. Parçalandığında bazı parçaları 216 bin kilometre bölü saat hıza ulaşmış. Bilim adamları kuyruklu yıldızlar ve Jüpiter'in atmosferi hakkında daha fazla
bilgi edinmişler daha sonrasında. Bu olayla beraber. Soyu tükenmiş olduğu düşünülen Gilbert Papyrus'u 1994 yılında, bu bir keseli hayvan, Avustralya'ya yeniden keşfedilmiş. Bu keseli popülasyondan 100 tane canlının altında kaldığı düşünülüyor. 94 yılında yine Amerikalı tıp araştırması Jeffrey Friedman liderliğindeki bir ekip iştahı kontrol etme etmeye yardımcı olan bir hormon düzenleyici hormon olan leptini keşfetmişler. Düzenleyici kimyasal bu hormon. Bağlı bir dünya. Bilgi işlem ve iletişim teknolojisindeki dev adımlar makinelerin bilgi paylaşmasını sağladı ve sonuç olarak dünyanın her yerinden milyarlarca insan birbiriyle iletişime geçiyor. Birbiriyle bağlı halde bulunuyor. Bunların çoğu günümüzde akıllı telefonlar, bilgisayarlar gibi dijital cihazlar kullanılarak gerçekleştiriliyor. İlk ağlar kabloluymuş, kabloluydu. Fiziksel bağlantıya ihtiyaç duyuyordu. Ancak günümüzde kablosuz ağlar daha yaygın. İnternet, dünyadaki en büyük bağlantılı bilgisayar ağı olan internet, e-posta, web taramasından sosyal medya, canlı ses, video akışına kadar kullanılabilirlik ve yararlı uygulamaların sayısı bakımından gelişim göstermiş. Akıllı telefonlar, bunlar karmaşık uygulamaları çalıştıran güçlü taşınabilir iletişim platformları. Akıllı telefon uygulamaları GPS haritalama ve video akışından müzik düzenlemeye ve yabancı dil çevirisine kadar birçok görevin seyyar bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak veriyor. Mesela bu akıllı telefon görüntülenen yer işaretleri ile ilgili gerçekleri yöntemek için bir uygulama kullanıyormuş. Wi-Fi milyarlarca cihazın bir bilgisayar aracılığıyla belirli bir aralıkta internete kablosuz olarak bağlanmasını sağlıyor ve bu genellikle erişim için bir parola istiyor. Bluetooth ve ultra yüksek frekanslı radyo dalgalarını kullanarak kısa mesafelerde iletişim sağlıyor. Cihazlar kablosuz yazıcılara veya kulaklıklara bağlanmak için Bluetooth kullanabiliyorlar. Radyo frekansı ile tanımlama, nesneleri izlemek, bir öğeye eklenmiş küçük RFID etiketlerinde depolanan bilgileri okumak için radyo dalgalarını kullanıyor. NFC, yani yakın alan iletişimi, dijital cihazlar birbirine yakın yerleştirildiğinde temassız ödemelere ve diğer veri alışverişlerine izin verebiliyorlar. Nesnelerin interneti, bilgisayarlar ve akıllı telefonlar kullanarak birbirine bağlanabilen sadece insanlar değil, artık nesneler de birbirine bağlanabiliyor ve kendi alanında kontrol gerçekleştirebiliyorlar, iletişim kurarak. Ve bunun sonucunda aslında akıllı evler ortaya çıkıyor. Örneğin burada ışıklar programlanabilir veya açılabilir, kapatabilir, açılabilir tarzında bir durum var. Müzik herhangi bir odada veya tüm odalarda seçilebilir, çalınabilir. Evin ısıtması, soğutması ayarlanabiliyor. Elektronik kilitler kontrol edilebiliyor, kilitlenebiliyor ve kilidi açılabiliyor. Evin iç mekanlarını görüntüle izlemek için güvenlik kameraları oluşturabiliyor gibi seçenekler mevcut. Giyilebilir bilgisayarlar var aynı zamanda. Dijital teknolojinin küçülmesiyle birlikte bilgilere daha kolay erişim sağlamak amacıyla aslında bilgisayarların küçültülerek giyilmesi
sağlanmış. Örneğin Google gözlük. Bu yenilikçi başa takılan ses kontrollü ekran, eller serbest bir şekilde hesaplama ve iletişim için kullanıcının gözlerinin önüne bilgileri yansıtıyor. Fitness izleyicileri var. Bu aygıtın içindeki sensörler belirli fitness hedefleri hakkında geri bildirim vermek için bir kişi tarafından gerçekleştirilen bir egzersizin hızını, mesafesini ve süresini ölçüyor. Akıllı saatler, bileğe takılan bu cihazlar kullanıcıyı bir mesaj hakkında bilgilendiren veya bir harita üzerinde kullanıcının gerçek zamanlı konumunu gösteren uygulamalar gibi uygulamalar çalıştırıyor. Bu alandaki önemli olaylar şöyle. 1969'da ilk mesajlar internet öncüsü olan ARPANET üzerinden iki ABD bilgisayar arasında gönderilmiş. 72 genelinde ise NASA dahil 24 ana bilgisayar ARPANET kullanıyormuş. 1974'te Amerikalı bilgisayar bilimcisi Winton Cerf ve elektrik mühendisi Bob Kahn bilgisayarın internet üzerinden birbirine veri paketleri göndermesine izin veren bir dizi kural olan iletim kontrol protokolünü geliştirmişler. 90'da Arch adlı ilk internet arama motoru kanalı bilgisayar programcılar tarafından oluşturulmuş. Belirli dosyaları arayan dosya aktarım protokolü sitelerinin dizinlerinde arama yapıyormuş. 96'da Nokia 9000 Communicator piyasaya sürülmüş. İnternet erişimine sahip, webde gezinmeyi, e-posta kullanmaya imkan sağlayan ilk cep telefonlarından biriymiş. 97'de kablosuz ağ bağlantıları için Wi-Fi standardı tanıtılmış. Kişisel bilgisayarlar için ilk Wi-Fi yönlendiricileri veri akışını kontrol eden cihazlar yani. 2 yıl sonra ortaya çıkmış. 2008 telefonlar ve tablet bilgisayarlar için Android iletişim sisteminin ilk sürümü yayınlanmış. 2013 Amazon ve DHL ilk teslimat dronlarını test etmiş. Bu insansız hava araçları temel ürünleri ulaşması zor yerlere hızla ulaştırabilmiş. 2015 Google'da her ay yapılan 100 milyar aramanın yarısından fazlası masaüstü bilgisayarlar yerine artık akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar gibi mobil cihazlardan yapılmaya başlandığı ortaya çıkmış. Dünyanın ilk uzay teleskobu olan Hubble 1990 yılında fırlatılmış ve 340 mil yani 547 kilometre yükseklik dünyanın yörüngesine girmiş. Dünya atmosferinin bozucu etkilerinden aranmış olması ile ayna yardımıyla ışıktan topladığı görüntüler yerden elde edilenlere göre 5 ila 20 kat daha keskinmiş. Bu bilim insanlarının olağanüstü derecede uzak bulutları, yıldızların oluşturduğu sıcak gaz bulutları ve tozları yani ve bazıları 13.4 milyar yılı milyar ışık yılı uzaktaki galaksileri tespit etmelerini sağlamış. Hubble görevi başlamasından bu yana 1.2 milyondan fazla gözlem yapmış. Her hafta ortalama 140 GB veriyi dünyaya yolluyormuş ve ancak bir elektrikli su ısıtıcından biraz daha fazla güç tüketiyormuş. 2100 watt. Şöyle denmiş. En büyük teleskoplarla tespit edilebilen en zayıf nebulalarla bilinen evrenin sınırına ulaşıyoruz denmiş. Bu da Hubble tarafından çekilen 44 görüntüden oluşan bir kompozitte Carina Nebulası'nın dönen gaz ve toz ve genç parlak yıldız bulutları
vurgulanmakta burada. Bir nebula dünyadan yaklaşık 7500 ışık yılı uzaklıkta yer almakta. Bu nebula. NASA'nın uzay aracı Galileo, Jüpiter'in yörüngesinde dönen ilk uzay aracı oluyor. Sonda Jüpiter'in atmosferinde amonyak bulutlarını keşfetmiş. Jüpiter'in ayı Io'daki volkanik aktiviteyi ölçmüş ve Jüpiter'in diğer üç uydusu olan Callisto, Ganymede ve Europa'nın yüzeyinin altında tuzlu suyun kanıtını bulmuş. 96'da Edinburgh, İskoçya, Roslin Üniversitesi'nde bilim adamları yetişkin bir koyundan gelen tek hücreyi birebir kopyasını yaparak klonan ilk sağlıklı memeliyi ortaya çıkarmışlar. Koyun Dolly, herkes biliyordur sanırım. Temmuz 1996'da doğmuş. Daha sonra 3 sağlıklı kuzu da doğurmuş. 97'de El Nino, Pasifik Okyanusu'nun tropikal bölgelerinde periyodik olarak meydana gelen okyanus yüzeyinin ısınması olayına deniyor. Rüzgarların hareketini ve bununla birlikte gezegenin büyük bir kısmında yağış modellerini değiştiriyor. 97-98'de kaydedilen en güçlü El Nino, Güneydoğu Asya'daki şiddetli kuraklıklar da dahil olmak üzere olağanüstü hava koşullarına artışa neden olmuş ve Güney Amerika'da rekor yağışlarla beraberinde seller insanları biraz mağdur etmiş. Küresel konumlama sistemi 95 GPS 20.200 kilometre yükseklikte dünyanın yörüngesinde günde iki kez dönen 24 uydudan şimdi 31'e yükselmiş. Oluşan bir ağ olarak başlamış. 4 uydudan oluşan gruplar kapsamlı bir navigasyon sağlamak için aynı yörünge düzleminde seyahat ederler. Her uydu sinyali tam olarak gönderildiği zamanla ilgili bilgilerle kodlanmış radyo sinyallerini iletir. Bir GPS alıcısı 3 veya daha fazla uydudan gelen sinyalleri toparlayarak kesin konumu hesaplamak için her sinyalin varması için geçen süreyi ölçer. Yani en az 3 uyduya ihtiyacınız var durumda. Genellikle birkaç metre pay ile doğruluk sağlamakta. Araççı uygun navigasyonu sürekli güncellenen bir konum vermek için ve varılacak yerlere yol tarifi sağlamak amacıyla bir GPS alıcısının dijital yol haritaları ve yazılımla birleştirir. 2000 yılında bu yana otomobil sürücüleri ve diğer sivil kullanıcılar daha önce yalnızca ordu için mevcut olan daha yüksek doğruluklu bir GPS sinyaline erişebiliyorlar. 97'de Rus Dünya Satranç Şampiyonu Geri Kasparov 6 maçlık bir yarışmada IBM'in Deep Blue bilgisayarına yenildi. Aslında burada hile olduğu düşünülüyor. Hatta ilk maçta berabere kalıyorlar, ikinci maçta yeniliyor ama ikinci maçın sanırım 34. hamlesinde miydi? İnsanın müdahale ettiği söyleniyor. Zaten insan oturuyor karşısında. Bilgisayara bakıp sadece hareketi o yapıyor. Bu şekilde bir karşılaşma. 1998'de cerrahi robot destekli ilk kalp bypass operasyonu Almanya'daki Leipzig kalp merkezinde gerçekleştirilmiş. Doktor Friedrich Wilhelm Mohr bir Da Vinci cerrahi robotunu kontrol etmiş ve bir kamera tutan ve cerrahi aletleri bir insan elinin idare edebileceğinden daha keskin bir şekilde kullanan robot kolları yönetmiş. Zarya 98'de Zarya adı verilen 21 tonluk
işlevsel bir kargo bloğu olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ilk modülü bir Rus Proton K roketiyle uzaya gönderilmiş. Aynı yıl ilk ABD modülü olan Unity Zarya'ya kenetlenmeden önce bir uzay mekiğiyle uzaya taşınmış. Da Vinci robotu yukarıda az önce bahsettim. Da Vinci robotun ameliyatı ve Zarya solda ve Unity sağda olmak üzere Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bu şekilde. ...1998'de Seahan Information Systems tarafından piyasaya sürülen MP-Man F-10 satışa sunulan ilk taşınabilir MP3 oynatıcı oldu. 32 MB dahili belleğinde birkaç kayıt barındırabiliyordu. Ekranında ses CV'si ve kalan süreyi ve mevcut parçayı gösteren bir sistemle çalışıyor ve bir pille. 99'da Ghrelin adlı bir hormon keşfi duyurulmuş. Hücreler tarafından çoğunlukla mide ve 12 parmak bağırsağında salgılanan Ghrelin iştahı uyarıyor ve aynı zamanda yağ depolanmasını düzenliyormuş. Yemeklerden önce ve kişi aç olduğunda tokulanan yemek sonrasına göre daha fazla Ghrelin üretiliyor. Yani kişi açken daha fazla Ghrelin üretiliyor. ...99'da yine İsviçre havacı Bernard Picard ve İngiliz havacı Brian Jones bir sıcak hava balonuyla dünyanın çevresini dolaşmışlar. İlk insanlar bunlar. Dünyanın çevresini dolan ilk insanlar. İsviçre'den yolculukları başlamış ve 40.814 kilometre sonra 19 gün 21 saat süren yolculukla Mısır'a indiklerinde son bulmuş yolculukları. 55 metre yüksekliğindeki sıcak hava balonunun bakımı 6 gaz bürülörü tarafından sağlanmış. Ve ayrıca fazladan yükselme için helyum doldurmuş bir hücre içeriyormuş. Robotik bir robot genellikle çok az denetim veya hiç denetim olmadan farklı görevleri yerine getirmek üzere programlanabilen akıllı otomatik bir makine. Robotlar artık gökdelen pencereni temizlemekten cerrahi operasyonlara yardımcı olmaya kadar çok çeşitli görevleri bazen insanların başarabileceğinden daha fazla zorlukla ve daha büyük bir güçle gerçekleştiriyorlar. Askeri robotlar, robotlar güvenlik görevliliği yapabiliyor ve insanlar yerine keşif veya gözlem görevlerine verilerek gerektiğinde gözden çıkarılabiliyorlar. Bazıları afet bölgelerinde hayatta kalanları ararken, diğer ise mayın tarlaları veya zehirli kimyasal atıklar gibi tehlikeli bölgeleri inceleyebiliyorlar. Fabrikada robotlar. Bir fabrikada çalışan ilk robot 1961'de bir Amerikan araba üretim fabrikasında kızgın metali döküm işlemi yapan bir yönüme gitti. Bu işlemi insanlar yapmasın ve zarar görmesin diye bir cihaz geliştirmişler. Şu anda fabrikalarda ürün montajı, kaynaklama, toplama ve hassas bir şekilde nesneleri paketleme ve sprey boyama işlerini yapan 1,5 milyondan fazla robot varmış. Kurgu robotlar. Robotlar gerçekten dünyada var olmadan önce bilim kurguda ortaya çıkmış. Genellikle son derece zeki düşünen makine olarak tasvir edilmişler ve gelecek gerçekte robotların insanlar tarafından programlanması gerekir. Ancak bazıları çevrelerinden öğrenebiliyorlar. Robotlar insanlara yardımcı, asistan veya yol gösterici olarak çalışmak adına gelişmiş donanıma ve programlamaya ihtiyaç duyarlar. Fransa'da Aldebaran Robotics tarafından geliştirilen NAO,
No robot insansı yani insan benzeri bir vücuda sahip bir robot. Japonya'daki bir bankada müşteri asistanı olarak çalışıyor. Robot sorgulara çözüm aramak için kendi başına internete bağlanabiliyor. Ağırlıklı olarak eğitim alanında olmak üzere 9000'den fazla Nova satıldı. Şimdi biliyorsunuz belki robotlar her yerde kullanılıyor. Hatta hakim işte olmak, yargıda da kullanmak üzere yetiştiriyorlar şimdi. Robotik kaşifler, ExoMars, ExoMars gezgini bir gibi uzay robotları 2020'nin başlarında Mars'a fırlatılacak. Mars yüzeyi gibi insanlar için uygun olmayan yerleri keşfediyor ve bulgular radyo sinyalini kullanarak dünyaya geri gönderiyor. Robotlar eski Mısır piramitlerinin dar boşluklarından en derin okyanus yataklarına kadar dünyayı da keşfediyor aynı zamanda. Mars'ta şu anda zaten bir robot var. Bu arada. Robotun ana bileşenlerinin kontrolü var. Bir tane robotun beyni olarak hareket eden, kararlar veren bir robotun parçalarına talimat veren bilgisayar yazılımı ve donanımı. Sensörler, kontrolör için veri toplayan kameralar, mesafe dedektörleri ve GPS gibi cihazlar. Uç işlevciler, bir robotun çevresiyle etkileşime giren parçalar bunlar. Bir kol üzerinde nesneleri tutan bir tutucu örnek verilebilir buna. Tahrik sistemi. Sistem bir robotun hareketli parçalarına güç sağlamak için kullanılır. Genellikle elektrikli, pnömatik yani sıkıştırılmış gazlarla çalıştırılır. Veya hidroliktir, sıkıştırılmış sıvı ile çalışan. Bu alandaki önemli olaylar neler? Çek oyun yazarı Karol Čapek robot terimini rol oyununda popüler hale getiriyor. 1921'de. 1966'da Şekey, Kaliforniya'da kameralar ve sensörler kullanarak bir dizi odada dolaşabilen ilk mobil robot oluyor. 75'te Victor Sherman tarafından, Amerikalı mucit Victor Sherman tarafından programlanabilir evrensel manipülasyon kolu adı verilen 6 eklemli elektrikli bir robot kolu tasarlanıyor. Endüstriyel robot tasarımında etkili olduğu kanıtlanıyor bu robotun. 97'de Sojourner elektrikli motoru tekerleriyle başka bir gezegende, yani Mars'ta hareket eden ilk robot oluyor. Kameralarından dünyaya görüntüler gönderiyor. 99'da Sony ayı boyu, yani kendi yapay zeka botunu piyasaya sürüyor. Bu robotik köpekler görevleri yerine getirmek için programlanabilir ve eğitimde popüler hale gelebilir daha ileride. 2001'de Global Hawk adlı insansız bir hava aracı ABD'den Avusturya'ya yaklaşık 13.219 kilometre uçarken kendi rotasını çizmiş. 2015'te Robonaut 2 insansı robot Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmiş. İki kollu robot orada hava filtrelerini temizlemek gibi tekrar eden görevleri yerine getirmek amacıyla test edilmiş. 2016'da bir dizi robotik elektrik süpürge olan Roomba dünyanın en yaygın robotları haline geldi. 2002'de lansmanlarından bu yana 10,5 milyondan fazla Roomba satılmış. Şimdi daha yaygın çeşitleri var. 2000'de Millennium Tohum Bankası ortaklığı, bu muazzam tohum deposu dünyanın dört bir yanındaki ortak bankalarla birlikte gelecekteki felaketlere karşı önlem olarak tohum stoğu yapmak amacıyla kuruluyor. Banka 2020 yılına kadar dünyadaki bitki türlerinin %25'inden
tohumlar depolamayı hedefliyordu. 2005 yılına kadar program kapsamında 1.98 milyar tohum toplanmış. 2000 yılında yine Honda'nın yenilikçi mobilitede gelişmiş adım Asimo robotu ilk insansız robot oluyor. 2000 yılında ilk gösterisini yapmış. 120 santim uzunluğundaki robot yürüyebiliyor. Merdivenleri tırmanabiliyor ve nesneleri tanıyıp kavrayabiliyor. 2003'teki gelişmeler onu kontrollü bir şekilde koşan ilk iki ayaklı robot yapıyor. Ve daha sonra 9 kilometre bölü saate kadar hıza ulaşabiliyor. 2001 yılında Amerikalı bilim adamı Dean Kamen tarafından icat edilen Segway kişisel taşıyıcı televizyonda tanıtılmış. İki tekerlekli kendini dengeleyen makine sürücünün ağırlığının ileri veya geri gitme hareketini algılıyor. Prototipi saatte 20 km bölü saat azami hıza sahip ve tek bir akü şarjı ile 19 km'ye kadar gidebiliyor. 2001'de Amerikalı milyarder Dennis Tito bir Rus Soyuz uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na gittiğinde ilk uzay turisti olmuş. Tito Uluslararası Uzay İstasyonu'nda neredeyse 8 gün geçirmiş ve deneyim için yaklaşık 20 milyon dolar ödemiş. Ücretsiz çevrim içi kullanıcılı tarafından oluşturan bir ansiklopedi olan Wikipedia 2001 yılında Jimmy Wales ve Larry Sanger tarafından tanıtılmış. Yine 2001'de Kanadalı cerrah Dr. Michel Ganger New York'tayken Fransa'nın Strasbourg kentinde bir insan hasta üzerinde uzun mesafeli bir tıbbi operasyon gerçekleşmiş. Yani uzaktan yönetmiş robotu. Ganger hastasının safra kesisini çıkarmak için 6000 kilometre uzaktan bir Zeus robot cerrahi sistemi kontrol etmiş. 2002'de NASA gezegenin yörüngesindeki Mars Odyssey uzay aracının gönderilen verileri analiz ederken Mars'ta su buzu kanıtı bulmuş. Görev ile gezegendeki kimyasal elementlerin dağılımını haritalandırmış ve bilim adamlarının Mars'ın kutup bölgelerinin yüzeyinin altında gömülü büyük bir miktarda su buzu keşfetmelerine yol açmış bu. İnsan genom projesinin tamamlandığı 2003 yılında ilan edilmiş. 90'da başlayan bu uluslararası çaba insan genlerinde bulunan tüm DNA'yı oluşturan 3.2 milyar baz çiftinin sıralanmasını ve haritalanmasını içeriyormuş. İnsan genomu projesinden elde edilen veriler potansiyel tedaviler geliştirmek için önemli genleri tanımlamak ve belirli hastalıkların genetik nedenlerini araştırmak için kullanılmakta. 2003'te Yang Liwei Shenzhou 5 görevinde Çin'in ilk astronotu olmuş. Onlara başka bir şey deniyordu sanırım ama. Spaceship One 2004 yılına geldiğimizde Spaceship One dünyanın 100 km yukarısında atmosfer ile uzay arasındaki sınıra seyahat eden ilk uzay aracı oluyor. Uzay aracı 3 mürettebat ve yolcu taşıyabiliyor. Kendi roket motorlarını 80 saniye için ateşlemeden önce White Knight uçağı Spaceship One'ı harekete geçirmek için tasarlanmış bir taşıyıcı uçak ile 15 bin metreye kadar taşınıyor bu uçak. Spaceship One uzaya 3 uçuş olmakla beraber toplamda 17 uçuş gerçekleştiriyor. 3 uzaya olmakla beraber. 2004 yılında hastalara BrainGit ilk beyin bilgisayar arayüzü yani ilk beyin bilgisayar arayüzü. Arayüzünün bir prototipi takılmış. Bir hastanın kafa derisine implante edilen
96 elektrot ile beyin aktivitesini tespit eden bir cihaz bu. Sinyaller bilgisayar tarafından ekrandaki bir imleci, bir robot kolu veya bir tekerlekli sandalyeyi kontrol etmeye yönelik talimatlar dönüştürülüyormuş. Bu arayüz sayesinde. 2004'te İngiltere Manchester Üniversitesi'nden Rusya doğumlu fizikçiler Andriy Geim ve Konstantin Novoselov karbon atomlarından grafen tabakaları oluşturmuş. Grafen dünyanın en ince malzemesi. Ancak çelikten 200 kat daha güçlü. Çift çalışmalar için 2010 Nobel Fizik Ödülü almışlar. 1 gram grafenle birçok futbol sahasını kaplayabilirsiniz demiş daha sonra 2010'da Geim. 2005'te Amerikalı gökbilimciler Güneş yörüngesinde Neptün'ün ötesinde ve Plüton'dan daha büyük olduğu düşünülen kayalık bir cisim olan Eris'i keşfettiler. Ertesi yıl Uluslararası Astronomi Birliği Plüton'u füze gezegen statüsüne çevirmiş. Eris ve Ceres asteroidini içeren bir grup bu. Daha sonra da sanırım aslında daha küçük olmadığı ortaya çıkmış bir şey vardı. Fransız cerrah 2005 yine. Fransız cerrah Dr. Bernard Devichel ve ekibi köpeği tarafından saldırıya uğrayan ve ve yüzü kötü bir şekilde parçalanan Isabelle Dinner için Fransa'nın Ames kentinde ilk kısmı yüz naklini gerçekleştirmiş. Cerrahi ekip başarılı ve çığır açan bir operasyonda burnunun, ağzının ve yanaklarının çoğunu değiştirmiş. 2006'da Argus 2 adı verilen protez veya yapay göz, bir kişinin engelli gözünün arkasındaki retinayı, ışığa duyarlı katman retina, implante edilmiş küçük elektrotlara sinyaller olarak gönderilen görüntüleri yakalayan bir kameraya sahip hale getirmiş. 2006'da piyasaya sürülen Blu-ray optik diskler bir normal bir DVD'ye göre 10 kat daha fazla veri tutabiliyormuş. Dünyanın en büyük uçağı olan ilk Airbus A380-800 Singapur Hava Yolları'na teslim edilmiş. Uçak 850 yolcu kapasitesiyle maksimum kalkış ağırlığı 634 ton olarak iki yolcu bölümünden oluşuyormuş. İlk Apple iPhone çoklu dokunmatik ekranla birlikte 2007 yılında piyasaya sürülmüş. 2008 yılında ilk ticari dalga çiftliği olan Aguçuşadora dalga çiftliği Portekiz kıyılarına 5 kilometre uzaklıkta açılmış. Bölümleri arasındaki eklemlere sahip menteşe silindirlerle eklemlenen 120 metre uzunluğunda 3 dalga makinesine sahipmiş bu. Büyük Hadron çarpıştırısı 2008 yılına geldiğimizde Fransa-İsviçre sınırında 17 mil yani 27 kilometre uzunluğunda yapay bir yeraltı tüneliymiş, tünelidir. 2008'de tamamlanmış. 6000'den fazla elektron mıknatıs büyük hadron çarpıştırıcısı etrafında protonları ışık hızına yakın bir hızda hızlandırır. Bu protonlar LHC içinde yani bir 4 noktada çarpışır ve çarpışmalar 4 ana araçla analiz edilir. ALICE, CMS, LHC, B ve ATLAS. 2009'da Kepler uzay gözlemevi Samanyolu'ndaki binlerce öte gezegenin işaretlerini izler. Kepler yıldızın yörüngesinde dönerken önünden
geçen bir üpe gezegenin neden olduğu bir yıldızın parlaklığındaki değişiklikleri tespit etmek için ışık yoğunluğunu ölçen bir cihaz olan fotometre kullanıyor. İlk 7 yıl içinde 1280'den fazla dış gezegen tespit edilmiş. Bilimsel bir keşif gezisi Kolombiya'nın La Guajira kentinde yaklaşık 60 milyon yıl önce yaşamış 28 dev yılanın fosilleşmiş kalıntılarını keşfine sebep olmuş. Titanoboa serrationensis adlı tür 14 metre uzunluğunda ölçülmüş ve en büyük bireylerinin 1100 kilogram daha ağır olduğu tahmin edilmekte. Titanoboa yetişkin bir timsahın tamamını yutacak kadar büyük bir çeneye sahipmiş. Dünyanın en karmaşık fizik deneylerinin merkezinde CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısının bir parçası olan Atlas dedektörü yer alıyor. Partizik hızlandırıcı adı verilen devasa ve güçlü bir makine bu. LHC'nin yani Büyük Hadron Çarpıştırıcısının içindeki devasa elektromıknatıslar proton ışınlarını ışık hızının %100'e neredeyse ulaştırıyor. Işık hızının %100'üne neredeyse ulaşıyorlar bu sayede. Protonlar akıl almaz bir kuvvetle birbirlerine çarparak saniyede 1 milyardan fazla çarpışma ve etkileşim gerçekleştiriyorlar. Atlas bu çarpışmaların sonuçlarını izleyerek bilinmeyen parçacıkları ve olayları araştırıyor. Higgs bozonu parçacığın 2012 yılında keşfinde etkili oluyor. Parçacığını. Atlas dedektörü gördünüz dedektör. 25 metre çapında ve neredeyse Eiffel Kulesi kadar ağır. CERN genel müdürü şöyle söylemiş. Evrenin %95'i hala bizim bilmediğimiz bir şey. Ne olduğunu bulmalıyız demiş. 2010 yılında İsviçre'deki hava üssünden kalkan Solar Impulse 24 saatten fazla esintisiz uçuşu tamamlayan ilk güneş enerjili uçak oldu. Başladığı yere inmeden önce toplam 26 saat yolculuk yapmış. Uçuş insanlı bir güneş uçağı tarafından yapılan en uzun uçuş olmakla beraber 8700 metre maksimum irtifada gerçekten en yüksek uçuş olmuş aynı zamanda. Andre Borschberg 2015 yılında Solar Impulse projesinin kurucularından Borschberg serinin bir sonraki aracı olan Solar Impulse 2'de 117 saat 52 dakikalık kesintisiz uçuş gerçekleştirdi. 2010 yılında Martin Aircraft'ın jetpack prototipi satışa çıkmış. Dünyanın ilk kişisel dikey kalkış ve iniş aracı olan jetpack bir jet motoru kullanmıyor. Bunun yerine benzinle çalışan 200 beygir gücünde bir motor bir kişiyi 2300 metreden 2300 metre yüksekliğe kaldırmak için iki kanallı fanı döndürüyor. 2010'da Apple'ın ilk tablet bilgisayarı iPad satışa çıkmış. Orijinal iPad'in kamerası yokmuş başta ancak sonraki modellerde fotoğraf ve video çekimi yapabilen ve ön arka kamera bulunduran iPad'ler geliştirilmiş. O zamandan beri 300 milyondan fazla iPad satılmış. 2011 HRL Laboratories adlı bir Amerikan şirketi dünyanın ilk metalik mikrolattice materyalini üretmiş.
fosfor ve nikel metallerinin bir alaşımı, birbirine bağlanan iki boş çubuklardan oluşan bir ağdan yapısı içerir. Bir yapı içerir. O kadar hafiftir ki malzemenin 10 santim kareküpü 1 gramdan 1 gram daha az ağırlığa sahiptir ve havacılıkta değerli bir malzeme haline gelebilir. Sağdaki de malzemenin ne kadar hafif olduğunu göstermek için kullanılan bir görsel. 2011'de IBM'in Watson süper bilgisayarı Jeopardy adlı yarışma programında iki insana karşı yarışıyor ve yarışmayı kazanıyor. Bilgi yarışması. Kanadalı film yönetmeni James Cameron, Deep Sea Challenger adlı bir denizaltıyı deniz seviyesinden yaklaşık 10.900 metre derinliğe kadar kullanmış. 7.3 metre uzunluğundaki geminin deniz seviyesinden Pasifik Okyanusu'nun bilinen en derin noktası olan Challenger Deep'in dibine dalması 2 saat 37 dakika sürmüş. 2012'de yine Temmuz ayında Büyük Hadron Çarpıştırıcısında çalışan bilim adamları Higgs bozonunu keşfetmişler. Bu yakalaması zor parçacık Higgs alanının varlığını kanıtlamış. Bu önceden tahmin edilmiş ancak geçmişte asla kanıtlanamamış. Higgs alanının varlığı atom altı parçacıkların nasıl kütleye sahip olduklarının gizemini çözüyor. NASA'nın Curiosity uzay aracı 350 milyon millik yani 563 milyon kilometrelik bir yolculuktan sonra Mars'a ulaşmış. 1982 IV yani 899 kilogram olan araç 1997'deki Sojourner aracının ağırlığının 78 katı ağırlığına sahipmiş. Curiosity ayrıca Mars'ın hava durumu, toprağı, kayaları ve radyasyonu incelemek ve potansiyel su kaynakları ve geçmişte yaşam belirtileri aramak için 80 kilogram bilimsel alet içeriyormuş. Voyager 1 uzayda geçen 35 yılın ardından 2012'de Güneş sisteminden ayrılan ilk uzay aracı olmuş. 2014'te dünyadan 10,5 yıllık bir yolculuktan sonra Avrupa Uzay Ajansı'nın Rosetta uzay aracı Comet 67P Kuryumu Gerasimenko yörüngesine girmiş. Araç bir kuyruklu yıldıza ilk yumuşak inişi yapan ve bir ve yüzeyinden ölçümleri geri gönderen Philae adında bir uzay aracı fırlatmış. 2014'te Texas Üniversitesi'nde Amerikalı mucit Dr. Dongley Fan liderliğindeki bir ekip dünyanın en küçük motorunu üretmiş. Bu nanomotor bir tuz tanesinden yaklaşık 500 kat daha küçüktür. Gelecek modelleri ilaçları doğrudan tek tek vücut hücrelerine gönderebileceği düşünülmüş. Nanoteknoloji. İnsan gözüyle görünmeyen bir ölçekte çalışmanın bilim ve mühendisliği olarak tanımlanmış. Bir nanometre, bir metrenin milyarda biridir. Nanometrelerin ne kadar küçük olduğunu anlamak için kitap sayfası yaklaşık olarak 100 bin nanometre kalınlığındadır. Böyle bir ölçekte çalışmak henüz başlangıç aşamasında olmakla beraber çoğunlukla araştırma aşamasındadır şu anda. Ancak gelecekteki gelişmelerin malzeme bilimi, tıp, robotik ve bilgi işlem üzerinde muazzam etkileri olabilir. Nano ölçek 1 ile nano ölçeğin genellikle 1 ile 100 nanometre aralığında olduğu düşünülmektedir. Nano boyuttaki nesneler arasında virüsler, DNA şeritlerinin genişliği ve birçok molekül bulunurken tek bir hidrojen atomu yaklaşık 0.1 nanometredir. Nano ölçekte inşa edilen malzemeler büyük güç, hafiflik,
suyu veya bakterileri uzaklaştırma, elektrik veya ısıyı son derece iyiletme gibi diğer özelliklere sahip olabilirler. Örneğin karbon nanotüpler, karbon atomlarını silindirleri yani. Çelikten çok daha hafiftir ancak 100 kattan daha fazla bir güce sahipler, dayanıklılığa sahipler. Yukarıda gördüğünüz bu ağaç kancası 4 milyon nanometre uzunluğundaymış mesela. Boyutu karşılaştırmak adına. Bu da çok duvarlı bir karbon nanotüp. Richard Feynman şöyle söylemiş. Şaşırtabilecek küçük bir dünya demiş nanoteknoloji için. Nano ölçekteki parçacıklar özelliklerini bir şekilde değiştirmek için maddelere katılmış. Örneğin titanyum dioksit nanopartikülleri zararlı ultraviyole ışınlarını engellemeye yardımcı oluyor. Ancak yön ışığı yansıtmıyor. Bu özelliklerinden dolayı şeffaf güneş koruyucu losyonlarda kullanılıyorlar. Burada birkaç örnek verilmiş. Gümüş nanopartiküller. Bu nanopartiküller bakterileri uzaklaştırıp öldürebiliyor. Bu da onları antimikrobiyal yara pansumanlarında faydalı hale getiriyor. Sağda gördünüz. Bazı spor ayakkabılarda kokuya neden olabilecek bakterileri öldürmek için de kullanıyorlar. Gümüş nanopartiküller. Ve titanyum dioksit nanopartiküllerden bahsedilmiş. Bu hava temizleme ünitesi titanyum dioksit nanopartikülleri içeriyor. Üskürtülünde kirletici parçalamak için UV radyasyonuna ve havadaki suyla reaksiyona giriyorlar. Nano makineler, nano ölçekli çalışan makineler yapmak için grafen ve buckyball gibi malzemeler kullanılabilir. 2005 yılında Texas'taki Rice Üniversitesi'ndeki araştırmacılar polimer ve karbon moleküllerinden bir nano araba yapmışlar. Alttaki araba. 4 nanometrenin altında ölçülen araba, altındaki yüzey 200 derecenin üzerinde ısıtılığında hareket etmeye başlamış. Nano patterning. Bu işlem bir kalem ucundan yaklaşık 100 bin kat daha küçük bir sonda kullanır. Bir tasarımı şekillendirmek için bir plastik polimer tabakasını eritmek için yaklaşık 1000 derece sıcaklığa ısıtılır. 2014 yılında dünyanın en küçük dergi kapağını üretmişler. Sağ taraftaki, solda değil. Ve kapağın 2000 kopyasını bir tuz tanesine sığacak kadar küçük olduğu gözlemlenmiş. Gelecekte bilgisayar parçaları bu teknik kullanılarak üretilebilir denmiş. Bu National Geographic Kids dergisinin kapağı sadece 11 mikrometre yani 11 bin nanometre genişliğindedir. Ve burada yaklaşık 4400 kat daha büyütülmüş hali bu. Nanobotlar, nano ölçekte inşa edilen çok sayıda robot gelecekte paha biçilmez işler yapabilir. Görevleri malzemeleri içeriden ölçmek ve onarmak veya moleküller düzeyde kirlilikle ve mücadele etmek arasında değişebilir. Tıbbi nanobotlar hastalıklara ve yağ birikintileri içermeyen kan damarlarının kırılması gibi diğer sağlık sorunlarıyla mücadele etmek amacıyla insan vücuduna enjekte edilebilirler. Bu alandaki önemli olaylar 1959'da Amerikalı fizikçi Richard Feynman There is plenty of room at the bottom adlı öncü bir konferans vermiş. Konferans atomları istediğim şekilde düzenleyebilen mühendislik ve teknoloji üzerineymiş. 1974'te nanoteknoloji terimi ilk kez Tokyo Bilim Üniversitesi'nde Profesör Naruo Taniguchi tarafından atom ölçeğinde malzemelerle çalışmayı tanımlamak için kullanılmış. ABD'de Amerikalı mühendis Eric Drexler tarafından popüler hale getirmiş bu terim.
1989'da IBM'deki Amerikalı bilim adamları Don Ekler ve Erhard Schweizer IBM logosunu hecelemek için bir taramalı tünelleme mikroskopu kullanarak xenon elementinin 35 atomunu manipüle etmişler. 97'de Japon profesör Sumio Lijima karbon nanotüpleri bilimsel bir makalede yayınlamış. Bu silindirler güçlü, hafif ve mükemmel elektrik iletkenleridir. 2003'te dünyanın en küçük gitarı Cornell Üniversitesi'ndeki bilim adamları tarafından yapılmıştır. Tellerinin genişliği 150-200 nanometredir ve gerçek bir gitardan 130 bin kat daha yüksek frekanslarda pişirler. 2008'de Fransız fizikçi Albert Fett ve Alman fizikçi Peter Grünberg dev manyeto rezistansın keşfetmek adına birkaç atom kalınlığındaki metal katmanları kullandıkları için Nobel ödülünü kazandı. Diamer çok yüksek kapasiteli sabit disk sürücüleri oluşturmak için kullanılır. 2013'te Harvard ve Illinois Üniversitesi araştırmacıları 3 boyutlu baskı kullanarak 0.04 inçten 1 milimetreden daha küçük piller ürettiler. Daha küçük piller nanobotlar gibi cihazların çalıştırılmasında çok önemli rol üstlenebilirler. 2014'te tek bir insan hücresini sığacak kadar küçük bir nanomotor Amerika mucit Dr. Don Lee Fan liderliğinde bir Texas Üniversitesi ekibi tarafından üretildi. 2015'e gelindiğinde CRISPR-Cas9 aracı ABD'li araştırmacılar tarafından bilim adamlarının canlıların genlerini düzenlemesine ve bir genomun parçalarını yani bir organizmanın her bir hücresinde depolanan eksiksiz katılım bilgisi seti genom önceden olduğundan daha hızlı ve daha doğru bir şekilde değiştirmesine olanak sağlamak için geliştirildi. Bu araç kullanarak bilim adamları sıkmaya neden olan paraziti yakalamaya dirençli bir sivrisinek geliştirdiler. Yeni bir hominid yani insansı maymun türü tanımlandı ve Homo naledi primat olarak adlandırıldı. Daha önce bilinmeyen bu insan atasının kapsamlı fosil kanıtları 2013 yılında Güney Afrika'daki Yükselen Yıldız Mağara sisteminin Dolomit kayasında bulundu. 15 farklı bireye ait yaklaşık 1500 fosil parçası ile geçirildi. Bu insan atası tahmini olarak 59 inç yani 150 santim 1,5 metre uzunluğundaydı. İki ayak üzerinde yürüyordu ve yaklaşık 2 milyon yıl önce yaşadığı düşünülüyor. Alttaki de ellerinin birleştirilmiş hali kemikleri toplanarak. 2015'te yine 20 yıldan uzun süredir ilk yeni antibiyotik türü olan Teixobactin toprak bakterinin geri kazanıldı. Boston MIT'deki Northeastern Üniversitesi'nden bir ekip toprakta mikrop yetiştirmek için elektronik bir çip kullandı ve ardından antibiyotik kimyasal bileşiklerini izole etti. Yine 2015'te erkek sperm hücrelerinin bir laboratuvarda dişi yumurta hücrelerine döllediği IVF sonucunda dünyaya gelen ilk tüp bebek köpek girişiminde 7 yavru oldu. Diğer türlere de aynı şekilde uygulanabilir bu işlem. Sağdaki de 7 yavrudan bir tanesi. Tüp bebekler dediler. 2015'te NASA mevcut koşullar altında Mars'ta sıvı suyun hareketine dair kanıt açıkladı.
Bu NASA'nın Mars keşif orbiter sondasının Mars yüzeyindeki bazı yamaçlarda tuzlu sıvı suyla kaplan yapılmış olabilecek izleri ortaya çıkan bulgulardan kaynaklanıyordu. Yine 2015'te 9 yıllık bir yolculuktan sonra NASA'nın New Horizons uzay aracı nihayet cüce gezegen Plüto'ya ulaştı. Plüton ve onun ayı Charon'un ilk ayrıntılı görüntüleri geri gönderildi. Sıra dağlar, buz volkanları, kum tepeleri ve nitrojen buz sahaları dahil olmak üzere beklenenden daha çeşitli bir manzara ortaya konuldu. Güney Kore'deki üniversite önceden oluşan bir ekip 2016'da DRC Hubo robotunu geliştirdiler. 2015'te DARPA robotik mücadelesini kazandı bu robot. Mobil robotların çok yönlü yeteneklerini test eden bu yarışma işte araç sürmeyi, delikleri delmeyi ve valfleri döndürmeyi gibi görevler içeriyordu. Robot mücadeleyi sadece 44 dakika 28 saniyede tamamladı. Ekip robotu şimdi ABD için olası satış için geliştiriyor. ABD'deki olası satış pazarı için geliştiriyor. Sağdaki robotun kendisi. 2016'da yine araştırmacılar Grönland köpek balığının neredeyse 4 yıllık bir ömre sahip omurgası olan en uzun yaşayan canlı olduğunu keşfettiler. Omurgalı en uzun yaşayan canlı Grönland köpek balığı. 2016'da Japon bilim adamları belirli plastik türlerini parçalayan ilk bakteri türlerini keşfettiler. Oculus Rift sanal gerçeklik başlığı Oculus adlı bir Amerikan şirketinin tarafından piyasaya sürüldü. Oyun mimari ve tasarım için sürükleyici bir deneyim sunmak üzere tasarlanan kulaklık, 3 boyutlu bir resim oluşturmak için bir dizi lensin odaklandığı ve her biri kullanıcının gözü için yeniden şekillendirildiği 2 adet 1080x1200 piksel yüksek çözünürlüklü görüntü sergilemekte. Burada da Rift başlığını kullanan bir oyuncu gösteriliyor. Yine 2016'da MIT'teki yani MIT'deki bilim adamları bir insan saçı kalınlığının yaklaşık 1/50'si kadar inceliğinde bir güneş hücresi üretti. Sabun köpüğünü patlatmadan üzerinde duracak kadar hafif bir güneş hücresi. 2018'de Hubble Uzay Teleskopu'nun bu halefi olan fırlatılacak James Webb Uzay Teleskopu aynı anda 100 farklı nesneyi gözlemleyebilen bir kızılötesi cihaza sahip olacak. Teleskop fırlatıldıktan sonra açılan 18 ayrı bölümden 6,5 metre genişliğinde Devan aynası aracılığıyla Hubble'ın 7 katı ışık toplama alanına sahip olacak. Dinlediğiniz için teşekkürler. Harun teşekkürler. Senin için de yorucu bir sunum oldu. Dinleyen bir sunum oldu. Ama çok yine ilginç bilgiler vardı. Böylece aslında kronolojik bilim tarihi sunumunu dizisini tamamlamış oluyoruz. Şimdi tabii burada çok ilginç bilgiler var da ben 2-3 tane başlığın özellikle altını çizmek istiyorum. Birincisi 1986'da sırf bir conta'nın yolculuğunu tamamlayamayan uzay mekiği Challenger'ın olduğundan bahsettin. Bir conta yüzünden devrildiğinden bahsettin, yıkıldığından her neyse. Ondan sonra CERN'ün genel direktörünün bir sözü var. İşte %95 bilgimizin olmadığı evreni daha yakından tanımalıyız diye. Aslında
bunu anlamak için, tanımak için de insanoğlunun yolculuğu devam ediyor. Bu önemli bir bilgi. Bu senin anlattığın dönemde iklim değişikliği, nanoteknoloji, bu kavramlar özellikle çok önemli yer tutuyor. Onların altını çizdin. O önemli bir bilgi. Bir de Stephen Hawking'in her şeyin teorisini bulmak için uğraştığından bahsettin. Orada iki örnek söyledin. Bir magazin dergisinin kapağının ne olacağını ya da işte bir futbol maçının sonucunu bile aslında teorisini bulunabileceğini, tahmin edebileceğini söyledin. O da aslında Hawking'in ne kadar antikaderci olduğunu gösteriyor. Aslında her şeyin bilinebileceğini, her şeyin teorisini ortaya çıkarabileceğini düşünüyor. Bunların hepsi çok ilginç bilgiler. Ben bunları vurgu yaptıktan sonra söz almak isteyenler var. Onlara söz vermek istiyorum. Olcay, seninle başlayalım istersen. Buyur. Merhaba. Sesim geliyor sanırım. Geliyor, evet. Herkese iyi akşamlar. Burada Çernobil'le ilgili enteresan bir bilgi paylaşmak istiyorum. Hepinizin de ilgisini çekeceğini düşündüğüm için. 2019 yılında ben müzesini ziyaret etmiştim Kiev'de. Çok mütevazi ve gördüğüm en küçük müzeydi ama en çok etkilendiğim müzeydi. Orada kaza sırasında biliyorsunuz kuzey aksında santralin 10 kilometrekarelik bir çam ormanı var. Red Forest diye artık anılıyor orası ve kaza sırasındaki yüksek orandaki ilk şok dalgasını emen bölge ağaçlar. Daha sonra bu yüksek yoğunluktaki radyasyonun emilmesiyle kızıl açık kahverengiye dönüyor birden ağaçlar ve daha sonra işte bu ağaçların hepsi kesilip radyoaktif atık depolama sahasına götürülüp gömülüyor. Orada müzede bir belge vardı. O dönemki Sovyet Sosyalist Birliği'nin Orman Bakanlığı'nın belgesi. Açıkça yaptıkları çalışmaları özetleyerek şunu ifade etmişlerdi o bölgede. Eğer buradaki bu radyasyonu hemen orman var olmasaydı, özellikle Orta Avrupa ve Avrupa'nın genelinde çok ciddi can kayıplarıyla sonuçlanacak radyasyon zehirlenmeleriyle karşı karşıya kalabilirdik. İyi ki ormanlık bir bölgeye yapmışız gibi bir ifade kullanılıyor. İklim değişikliği ile ilgili konuştuk. Ormansızlaşmadan bahsettik. Şu anki orman yüz ölçümünü iki katına bile çıkartsak antropojen kaynaklı sera gazı emisyonunu sönümleyemiyoruz. Ormansızlaşma çok önemli gerçekten. Ormanların birden fazla bizim için faydası var. Fakat iklimle mücadelede ormansızlaşma önemli bir faktör olmasına rağmen birincil faktör değil aslında bakarsanız bu ölçüden ele aldığınızda. Biliyorsunuz majör etmenler enerjinin elde edilmesi, ulaştırma, sanayi ve tarım hayvancılık emisyonlarının çıkışlarının sebepleri. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji odağında düşünüyoruz. Zaten bizim bölümümüzde, fakültemizde buna odaklanmış durumda. Bir de son olarak şunu da eklemek istiyorum. Cüce gezegenleri konuştuk. Yüzden fazla cüce gezegen olduğunu düşünülüyor. Tam tespit edilememiş. 6 tane tespit edilebilmiş. Bazı özellikler var. Yörüngesel baskınlık, kütle boyut ve bölgesel temizlik gibi sınıflandırmaları göze alarak bu isimin takılıyor. Pluto cüce gezegen olarak sayılıyor. Bunun bir gezegenin yani bir gök cisminin cüce gezegen mi normal bir gezegen olup olmadığını incelemek için de uzay mekiğiyle ya da bir araştırma probuyla, drone'uyla yakından bu şeylerin incelenmesi gerektiğini vurguluyorlar. Aslında Asimov'a da değinmek istiyordum hocam. Bu Laplace'ın ya bu her şeyin teoremi kavramı aslında ilk bu bakış açısı Laplace'ın şeytanı da literatüre geçiyor. Ölüm tarihini matematiksel modellemeyle hesaplamaya çalışıyor ve yakın bir günle de tutturuyor Laplace biliyorsunuzdur sizlerle. Asimov da bundan yola çıkarak etkilenerek vakıf serisini yazıyor. Aynı zamanda bu vakıf serisi ve Asimov'un diğer kitaplarında robotların insan sosyo ekosisteminde nasıl var olabileceğini ilk kurgulayan belki de dünyadaki ilk fütüristlerden bir tanesi. O Asimov robotu da Asimov'dan bildiğim kadarıyla ona atfen konulmuş bir isimdi. Diyorum, teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese.
Teşekkürler Olcay Asimov. Özellikle üzerinde durulması gereken bir isim. Onu ayrıca konuşacağız. Sırayla söz veriyorum. Yücel, buyur. İyi akşamlar öncelikle. Harun'a da teşekkür ederim. Biraz yorucu oldu ama Harun'a teşekkür ettikten sonra Mücahit Hocam da buradaysa Mücahit Hocam'la da aynı sektörde birazcık bazen çalışmışlığımız var. Robotlar konusunda ben bir ekleme yapmak istiyorum. Son gelinen aşamada Learning Machine diye bir uygulama var. Örneğin mesela 50'ye 51 tabelanın üstüne 2016'da yapılan bu robot Hubo'da kullanılan bir özellik. Öncelikle nerelere deleceğini siz learning şeklinde bir gösterimde bulunuyorsunuz. Robot bunları matrisel formda yatay ve düzlemlerde kendi üzerindeki bir hafıza çipinin üzerine kaydediyor. Ondan sonra üzerine ekleyeceğiniz çip sayesinde nerelere delecekse onları puntoyla delebiliyor veya kaynak yapılacaksa veya üzerine hangi işlem yapılacaksa o şekilde işleniyor. Ondan sonra o parçanın üzerine bir daha hiç düşülmüyor. Yani o parça artık ondan sonra o learning'le hafızaya ne alındıysa o parçanın üzerine işleme yapılıyor. Genellikle kaynak ve delme işleminde çok kullanılan bir yöntem. Bunun için de bir test yapıldı. Normal insan yoluyla günde 2-2,5 tane bir parça bir ince işçiliğin üzerine yapılırken bu robotla learning yapıldığında günde 68 parçaya çıkarıldığını görüyor. Karmaşık bir parça tabii, üzerine işlemler desen çizilip parçaların üzerine delikler açılması şeklinde bir yöntem uygulanan bir çalışmaydı bu robotlarda. Son gelen yöntemlerden bir tanesi de bu MIOT'de nesnelerin interneti de eklendi. Yani bunu biz elimize taktığımız bir tane aparatla hangi parçaları nereye deleceğini gösterdikten sonra o parçanın üzerine robot işleyebiliyor. İkinci söyleyeceğim de ilginç olan, insanoğlu hep ihtiyaçları doğrultusunda bilim geliştiriyor. Yani bazen de bu bilim bizim aleyhimize de genişliyor gibi geliyor. Tembelliğe biraz itiyor. İlk webcam benim çok ilgimi çekti. Yani MIT'de çalışanların kahvenin... Adamlar kahvesi hazır mı diye bakmak için değil mi? Evet. Yani masa başından kalkmak zor gelip de yani en azından ayakların açılır. Ne bileyim iki büklüm kalmaktansa. Ya ilginç tabii, insanları temel ihtiyaçları doğrultusunda kolaylık sağlamaları, bilimin bu şekilde gelişmesi ilginç bir özellik geldi bana. Bir de şeyi söyleyip bitirmek istiyorum. Nanobitler diye bir den bahsetti Harun. Belki bilginiz vardır, bu Japonya'da yapılan bir çalışmaydı. Bir aksiyon filmi var, G.I. Joe diye bir Marvel tarzı bir filmlerde yönetildi. Bu daha çok metallerin parçalanmasını sağlayan bakterileri üretiminde kullanılan bir bakteri, yani metallerin parçalanması için kullanılan bir bakteri türü olarak. Bu sadece teoride kaldı ama filmde bu konu edilerek bilim kurgu ortamına taşınmış oldu. Sadece şu an teoride ama uygulanmış bir aşama yok. Bunu sadece söylemek istedim. Teşekkürler. Mücahit, sana veriyorum sözü. Merhaba tekrar. Harun, eline sağlık. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Seni fazla yorduk biraz sanki. Konum biraz uzundu. Ben önce Yücel Hocam'ın dediği şeyi bir üzerinden geçeyim. Yücel Hocam dedi ki işte bu robotlar öğrenebiliyor. Ben bu tarz bir robotu Gedik Kaynak'ta staj yaptığımda lisanstayken kullandım. Ona bir yörünge tayin ediyorsunuz. Sonra o yörüngede sizin daha önceden ona yaptırdığınız, elle kumanda ettiğiniz işleri tekrar edip tekrar istediği kadar o işi yapabiliyor. İkinci olarak Harun'un sunumuna bir ekleme yapmak istiyorum. Orada 2015'te NASA'nın Mars'taki su, tuzlu suya bulduğuna dair yayınlar yaptığını söyledi. Şu anda ben de bir ekran paylaşabilir miyim çok kısa? Bir görsel göstermek istiyorum. Bu da benim bir yerde gördüğüm bir görseldi. Mars'ta yaz ve kış yaşandığı için
yaz aylarında bazı tepelerden aşağıya su döküldüğüne dair belirli kanıtlar keşfedilmişti 2011'de. Science dergisinde bu yayınlanmış. Ben de bu katkıyı koymak istedim. Yani NASA'nın onu bildirmesinden daha önceden Mars'ta nehirlerin bile akıyor olabileceği ihtimali aslında daha önce bir McEwen tarafından yayınlanmış. Teşekkürler. Var mı başka katkı yorum? Tabii şimdi kapatırken Harun, birincisi en son slide'da söylediğin bir saç kılının bir böreğlisi kadar güneş hücresi olduğundan bahsettin değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet. O çok ilginç bir bilgi. 2016'da bulmuşlar. Bir de ilk Çinli astronotun 2003'te uzaya çıktığından bahsettin. Darısı Türkiye'nin başına. Bakalım ilk Türk astronot ne zaman çıktı diye tarihe kaydımızı ne zaman yapacağız? Gökmen olur herhalde hocam bizimkinin adı da. Bir bakalım. Yani işte. Çinliler 2003'te yapmışlar. Darısı artık 2023'e gelmeden bizim başımıza. Hocam çok kısa bir şey daha ekleyebilir miyim ben? Bu özellikle son 50 yılla ilgili internetin 50 yılı diye bir belgesel var. Ben öğrencilerime hep seyrettiririm. Herkese de tavsiye ederim. Uzayla ilgili gelişmeler için de Hubble Uzayın Tuvali diye bir belgesel var. Bu ikisini tavsiye ederim izlenmesini. Süper. Var mı başka bir katkı yorum? O zaman başka bir ekleme ilave yoksa uzun bir akşamdı. Kapatıyorum ben, kaydı durduruyorum. Herkesin, sunum yapanların eline emeğine sağlık. Dinleyenlerin de sabrına sağlık. Tekrar ileriki haftaki etkinliklerde görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.